Hanım'la konuşmuştuk. Esra Hanım önce konuşup ondan sonra başka bir küçük bir işi vardı. Dolayısıyla evet, Esra Hanım'dan başlayalım isterseniz. Çok teşekkür ederim. Hocam tekrar hoş geldiniz. Buyurunuz. Hoş bulduk Ercan Hocam. Ben hepinize, Gamze Hanım'a, Ercan Hocam'a, Hüseyin Hocam'a bu güzel organizasyondan dolayı teşekkür ediyorum. Ümran Hocam'a, Nihat Hocam'a hoş geldiniz diyorum. Yavuz Hocam'a, Evet. Oğuz Şenkes Hocam'a hepinize güzel, hayırlı bir program olmasını diliyorum. Benim için de bu programlar çok kıymetli. Vakit bulabildiğim her zaman izledim. Gerçekten de çok yararlandığım şeyler oldu. Umarım birbirimizin derdine deva, yarasına şifa oluruz diyorum. Ve ben kendi yaşadığım şahsi zorluklarla başlamak istiyorum. Ben üniversiteye başladığımda divan edebiyatıyla karşılaştığımda inanın ki çok korktum. Böyle dilini bilmediğim bir ülkede yabancı gibi hissettim kendimi. Gurbetteydim ve üstelik de orada kendi isteğimde bulunuyormuş gibi de hissetmedim. Yani ben yeni Türk edebiyatına olan meylim dolayısıyla üniversiteyi seçmiştim. Ama bir anda karşımda divan edebiyatını görünce çok panikledim. Kaçıp kurtulmak istedim. Divan edebiyatı benim için böyle vizelerini, sinyallerini verip bir an önce geçer not alıp kurtulmam gereken bir şeydi. Ama tabii öyle olmadı. Yani sardı beni bir şekilde divan edebiyatı. Bu arada benim bu kaçıp kurtulmak istemem ve bu şekilde davranmamın bence temel sebeplerinden bir tanesi de ben o zamanlar, o yaşlarımda dili de, kültürü de, medeniyeti de bir bütün olarak görmüyormuşum. Yani kafamda edebiyatımızı da, dilimizi de, kültürümüzü de parçalamışım ve sadece o zamana ait olanla, o zamanki kelimelerimle, o zamanki bilgilerimle yaşadığımı ve öyle sevdiğimi anladım. Sonra tabii yavaş yavaş bu bütünlük oluşmaya başladı bende. Her ne kadar divan edebiyatından çok korksam da, yanına hiçbir şekilde yanaşmak istemesem de bir şekilde beni sardı. Sarmasının temel sebebi de bence oradaki duyuş özelliğiydi. Esrar Dede'yi ilk duyduğum andan beri ben çok sevdim. Yani ezeli bir aşinalık oldu sanki aramızda. Şeffaf bir. Mesela o "Ayarım ağlasın bana, hem yarım ağlasın bu şeyle, yani hikayeti esrarım ağlasın" dizelerini duydum. Ve anlamını o anda anlayamasam bile benim için çok etkileyici dizelerdi bunlar. Sonra Şeyh Galip'in "Hoşça bak zatına kim zübde-i alemsin sen, merdum-u dide-i ekvan olan ademsin sen" beytini hala hakkıyla anlayabildiğimi düşünmüyorum. Ama yine de o anda bu beni çok etkiledi. Şimdi o zaman karşımda şunu hissettim. Yani demek ki biz bazı şeyleri ilk anda anlayamasak bile o duyuşla, o sezişle bir şeyler oluyor içimizde. Yani önce bu duyuş önemli. Şimdi burada hep sorunları konuşuyoruz, böyle çözüm önerilerini konuşuyoruz, güzel şeyler de konuşuyoruz. Ben size üç tane güzel öğrencimi tanıtmak istiyorum. Boynuzun kulağa geçtiği ve beni gerçekten çok mutlu eden, kendilerine hayran olduğum üç öğrenci bunlar. Bir tanesi Ayşegül Kabay. Bu sene İstanbul Hukuku kazandı. Dergimizde de "Cin Işen Tanrı Korur" hakkında bir yazısı var. Diğer öğrencim Yasemin Tütün. O da sağlık bilimleri uluslararası tıbbı kazandı. Dergimizde Leyla Hanım'ın gazeline yazdığı bir naziresi var. Diğer öğrencim de Zeynep Sude Çevik. O da Biruni Üniversitesi tıbbı kazandı bu sene. Onun da kelimelere dair özel bir merakı var ve kelimelerle ilgili sürekli yazılar yazıyor. Şimdi bu üç öğrencimle, özellikle de Ayşegül ve Yasemin'le konuştuğumda, onların çünkü divan edebiyatına meftunluğu beni gerçekten hayran bırakıyor kendilerini. O da, Ayşegül de aynı şeyi söyledi. "Hocam" dedi, "biz 10. sınıfta müfredat gereği Kemal hocamız var okulumuzda. Çok kıymetli, çok değerli bir hocamız. Bu arada Kemal Gündüz hocama, Mehmet Şahin Koç hocama da özellikle selam göndermek istiyorum. Yani burada anlattığım her şey aslında bizim zümrece anlatmamız gereken şeyler. Çünkü buradakilerin hepsini biz zümrece yapıyoruz onlarla." Kemal hocadan ilk beyitleri duyduğunda Ayşegül şunu hissetmiş. Mesela o Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun'unda geçen "Küfrü zülfün salalı rahneler imanımıza, kafir ağlar bizim ahvali perişanımıza" beytini ilk duyduğunda o da benim gibi aynı şeyi yaşamış, aynı şeyi hissetmiş.
Diyor ki o, yani bu beytin şu anda birden fazla manalara geldiğini biliyorum ama o anda hiçbir şekilde manasını hissetmesem de bu beyt benim için son derece kıymetli bir beytti, beni çok etkiledi diyor. Ben bu konuşmayı yapmazdan önce Atatürk Üniversitesi Üniversitesi'nde eski Türk Edebiyatı bölüm başkanını Profesör Selami Ece ile Ece hocamla da görüştüm. Onunla da dergimiz münasebetiyle tanışmıştık. Dergimizde bir Şeyh Galip dosyası hazırlamıştık ve hocamızın da çok kıymetli bir yazısı var o dergide. O vesileyle tanıştık ve sonradan ben ne zaman başım sıkışsa, ne zaman böyle dara düşsem hep hocamla görüşmeye başladım. Şimdi bu konuşmayı yapacak olmak da benim çok heyecanlandırdı tabii. Ben hocama da danıştım. Yani hocam dedim, siz üniversitede de böyle problemler yaşıyor musunuz? Yani ben bir öğrenci olarak çok büyük sıkıntı yaşamıştım. Sizin öğrencileriniz de yaşıyor mu? Siz öğretirken sorun yaşıyor musunuz demiştim. O da bana aynı şey, yani ilk söylediği şey şu oldu. Cami'nin mesela Farsça gazelini öğrencileri okuyorum ve şunu soruyorum, anladınız mı? Hayır diyorlar, anlamadık ama çok sevdik. Çünkü diyormuş hoca, bazı şeyler anlaşılmak için değildir, anlamanız şart değil. Mesela diyormuş, Edip Cansever'in, Turgut Uyar'ın, Metin Eloğlu'nun şiirlerini anladığınız için mi seviyorsunuz? O ahenk için seviyorsunuz. Şimdi ya da bazen bazı tasavvufi terimleri anlatıyormuş ve öğrencileri böyle donmuşçasına vecd halinde onu dinliyormuş. Aynı şeyi yapıyormuş. Yine anlamadığınızı biliyorum ama endişelenmeyin çünkü ben de anlamıyorum diyormuş. Bazı şeyler anlaşılmak için değil, hayran olunmak içindir. İşte divan edebiyatının da bazı beytlerinin anlaşılmak için değil, hayran olunmak için olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu üç örneği neden verdim? Çünkü bizim bence öğrencilere önce bu duyuşu kazandırmamız lazım. Yani öğrenci benim öğrenciliğimdeki gibi çok korkuyor divan edebiyatına. O duyuşu kazandıktan sonra öğrenciyle yavaş yavaş böyle bir münasebet geliştirmek lazım. O münasebette de tabii ki dil problemi bambaşka, başlı başına bir problem olarak karşımıza çıkacak. İşte burada da ben naçizane şunu yapmaya çalışıyorum. Yani öğrencileri bir dil bilinci aşılamaya çalışıyorum. Ve bunu 9. sınıftan itibaren yapıyorum. Şunu söylüyorum çocuklara. Yani dil gerçekten bizim hafızamız. İnsan kelimelerle düşünüyor ve o dile ait olan her şey. Yani dil canlı bir varlık aslında. Bütün kelimelerimiz canlı bir varlık ve biz onlara yüklediğimiz anlamlarla onlar ortaya çıkıyorlar. Mesela empati kurmakla hemhal olmak aynı şey değil. Yani empati kurunca siz sadece o anda, o anlık birinin yerine geçmiş oluyorsunuz. Ama biriyle hemhal olunca gerçekten onunla yarasını da, şifasını da, derdini de, dostluğunu da paylaşıyorsunuz. Demek ki bazı kelimelerin ihtiva ettiği anlamlar çok daha derin. Bir de bizim dilimiz çok fazla değişikliğe uğrayan dil. Yani üzerinde bir sürü oynandı, farklı farklı yollara saptırıldı. Hem edebi akınlar dolayısıyla da hem başka şeyler dolayısıyla. Ama şunu unutmamak lazım. Dil bizim hazinemiz. Bizim en değerli varlığımız. O yüzden çocuklara daha 9. sınıfta bunun güzelce bilincini vermek lazım. Şimdi 9. sınıfların mesela ilk şeyi, ilk ünitesi edebiyat nedir? Öyle başlıyor. Sonra ikinci ünitemiz hikaye. Ben şunu yapmaya çalışıyorum. Daha 9. sınıfların ilk derslerinde çocuklara hemen ikinci üniteye hazırlık olsun diye hikaye ödevi veriyorum. Ve her gece bir hikaye okumalarını istiyorum. Ve her geceye de bir kelime koymalarını. O hikayeden öğrendikleri bir kelimeyi günlük hayatlarında kullanmaya başlamalarını ve öğrenmelerini. Derste konuşuyoruz mesela, zor mu diyorum, yani nasıl buluyorsunuz diyorum. Hocam diyorlar, biz hayatta bu kelimeleri kullanmayız. Niye diyorum. Çok zor geliyor hocam diyorlar. Ben de mesela his kelimesini biliyorsunuz ama mütehassıs kelimesinden çok korkuyorsunuz. Ya da diyorum muhayyir kelimesinin içinden bir kelime çıkarın. Hayret kelimesini hayretle çıkartıyorlar ve çok zevk alıyorlar. Dolayısıyla da bu kelime çalışmaları ve dile bir bütün olarak bakmak. Bizim varlık, hani Heidegger diyor ya, dil varlığın evidir. Biz varlığımızın evi olarak buna bakabilirsek 9. sınıfta çocuklara bunu verebiliriz.
verebilirsek bence gerçekten önemli bir bilinç olacak. Mesela demin size bahsettiğim Birol Üniversitesi'nde tıp öğrencisi olan Zeynep Sude geçen sene mezun oldu okulumuzdan ve her sene de bizim dergimize yazı veriyor. Onun yazdığı bir şeyi okumak istiyorum müsaadenizle. Yazısından bir bölüm okumak istiyorum. Diyor ki mesela kelime keleme. Konuşmak, söylemek kökünden geldiği gibi aslında kelim, yara, kesik kökünden de geliyor. Mana aleminde sürekli olarak birbirini doğuran iki kelime, kelime ve kilam. Şair, kalp yaralanmaz çünkü yaradır derken kelime yarasından bahsetmiş olmalı. Yara yapan kelimeden ve bir yara olan kelimeden diye başlayıp pek çok kelimenin kökenini, o kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini sürekli veriyor. Güzel yazılar, benim gerçekten çok dikkatimi çeken yazılar ve övündüğüm yazılar. Yani hani tamam hani çok konuştuk işte öğrencilere inemiyoruz, öğrencilere eğilemiyoruz ama bazen Zeynep Sude gibi, Ayşegül gibi, Yasemin gibi böyle öğrenciler çıkınca da gerçekten insan çok mutlu oluyor. O yüzden ben onların da adını burada ve sevinçle zikretmek istedim. Mesela gene 9. sınıflarda işte şiir ünitesi var, ondan sonra 2 ünite. Yaptığımız şeylerden bir diğeri de mesela bu sene şunu deniyorum. Ahmet Kabaklı'nın Türkiye'yi Yoğuranlar kitabıyla Çağrılara Hükmedenler kitabını okutup çocuklara daha 9. sınıftayken şöyle bir bilinç kazandırmak. İşte Mehmet Akif'i, Yahya Kemal'i, Necip Fazıl'ı, Yunus Emre'yi, Mevlana'yı, Fuzuli'yi, Erzurumlu Emrah'ı tanımaları. Şimdi bu ne işine yarayacak çocukların? Çocuklarda bir dil bütünlüğü oluştururken aynı zamanda şiirimizin de parçalanmaz bir akış içinde olduğunu aslında. Yani gelenek dediğimiz şeyin çok önemli, çok değerli ve pek çok önemli şiirin de o geleneğe yaslanarak bu kadar önemli olduğunu çocuklara bildirmek istediğim için böyle çalışma yapıyorum. Sonra da modern şiirimizin kurucu babalarından Yahya Kemal ve Ahmet Haşim'i anlatıyorum. Yahya Kemal'i de özellikle vurguluyorum. Hani ne harabi ne harabatiyim, kötü kökü mazide bir atiyim diyor ya Yahya Kemal. İşte oradan hareketle gelecekle geçmiş arasında Yahya Kemal'in kurduğu köprüden geçip biraz daha geriye gitmek istiyorum. Yeri gelmişken, yani hazır Yahya Kemal'i anlatmışken aslında çocuklarda yavaş yavaş da şunu da uyandırmaya çalışıyorum. Mesela Süleyman Seyfi Öğün'ün Günlük Hayatın Kültürel Yansımaları diye bir kitabı var. Orada şehre tepeden bakan şair diye bir yazı var. Orada Nedim'le Yahya Kemal'i karşılaştırıyor. Ve diyor ki, Nedim diyor, Kaside Dervas ve İstanbul ve Sitayişi Sadrazam İbrahim Paşa adlı eserinde şehre içeriden bakar. Bu İstanbul'u anlatır diyor. Çünkü diyor karşıdan baksa şu İstanbul'u anlatacaktı. Ama o bu İstanbul'u anlatıyor ve İstanbul onun için bir Müslü Bahadır ve bir Sengine Yekbari Acem Mülkü Fedadır. Ama Yahya Kemal tepeden bakıyor, karşıdan bakıyor ve şu İstanbul'u anlatıyor. Öyle olunca ne oluyor diyor Süleyman Seyfi Öğün. O zaman diyor karşımızda bir nokta ve çerçeve farklılığı ortaya çıkıyor. Şimdi kadim edebiyatımız noktayla başlar ve sadece başlamak için noktayı kullanır diyor. Ve o yüzden diyor bütün işte destanlarımız, masallarımız, yani bizim şifahi geleneğimiz hep diyor noktadan türer. Yani kendi içinde sürekli türer ve biz ona nokta koymayız, nokta kullanmayız. Ama Yahya Kemal ne yapar diyor? Tepeden baktığı için bir çerçeve çizer diyor. Şimdi bizim işte bu kökü mazide bir ati olduğumuzu düşünüp o kökten beslenmemiz lazım. O köprüyü aşıp o çerçeveyi de aralayıp bence noktayla başlayan medeniyete doğru gitmemiz lazım. Çocuklara da galiba o bilinci aşılamak lazım her şeyden önce. 10. sınıfa geldiğimizde zaten edebiyatın tarihle ve edebiyatın din ile ilişkisiyle başladığımız için bence bu büyük bütünlüğü, yekpareliği çocuklara daha iyi kazandırabileceğimizi düşünüyorum. Sonrasında zaten İslam öncesi Türk edebiyatıyla başlayıp destanlarımız, Dede Korkut hikayelerimiz, mesnevilerimiz, öyle işte şifahi hikaye geleneğimiz devam ediyor. Ardından da zaten divan edebiyatına geçiyoruz. Bu hazır bulunuşluluk 9. sınıftan verildiğinde galiba biraz öğrenci yavaş yavaş divan edebiyatına kendini hazır hissediyor.
Biz 2 yıldır çocuklara Can Veren Pervaneleri okuttuk. Daha Divan Edebiyatı dersi başlamadan evvel Hayati İnanç'ın eseri 1. cildini okuttuk. Orada mesela çok söylentiler, yani burada da konuşulmuştu zaten, işte biz sayısal öğrencisiyiz, biz tıp okuyacağız, biz mühendis olacağız, niye bizi bu kadar zorluyorsunuz, edebiyatı hiçbir şekilde kullanmayacağız deyip bu kitabı okumamaya çok çalıştılar, çok direndiler okumak için. Ama bir şekilde not korkuları olduğu için de okudular ve okuduktan sonra tabii ki öğrencilerin... Buyurun. Devam edin siz Esra Hanım. Başka bir yerden ses geldi. Tabii. Öğrencilerimizin %100'üne tabii ki ulaşamadık. Yani böyle %100'ünün işte kitabı okuduğunu zaten tahmin etmiyoruz. Hepsinin bunu anladığını, ki biz bile çoğu zaman anlayamıyoruz. Ben öğrencilerime hep şunu diyorum. Yani özellikle divan edebiyatı konusunda hepimiz öğrenci. Ben her zaman hayatım boyunca zaten öğrenciyim. Asla öğretmenliği bir şekilde kabul etmemeye çalışıp sürekli okuyup öğrenmeye çalışıyorum ama divan edebiyatının zor olduğunu ben de biliyorum diyorum öğrencilere. Ama o kitabı özellikle okuduklarında ve işte 9. sınıftan beri dediğim çalışmaları yaptığımızda biraz çocuklar rahatlamış, en azından azıcık da olsa tanınmış olarak divan edebiyatına başlıyorlar. Biz kitaptaki mesela diğer sorunlardan bir tanesi de bence kitabımızdaki bütün parçaların tamamının öğrencinin dikkatini çekmemesi. Biz o yüzden mesela Fuzuli'nin Beni Candan Usandırdığı Cefadan Yer Usanmaz mı gazelinde her sene muhakkak ezberletiyoruz öğrenciye. Tabii şöyle komik şeyler de oluyor. Mesela hiç unutmam, kulakları çınlasın, Ömer diye bir öğrencim vardı. Fuzuli rindi şeydadır, hemişe halka rüsvadır kısmında hamile halka rüsvadır şeklinde ezberlemiş, öyle söyledi. Yani mesela diyorum, hani hiçbir şekilde aslında anlam bağını oluşturmadan kafasında bu şekilde ezberlemiş. Böyle öğrenciler de çok çıkıyor. Ama yine de biz ne öğretebilirsek, ne kadarını yapabilirsek kârdır diye düşünüyorum. Bir de divan edebiyatını anlatırken Selami Ece hocam da özellikle bunun altını çizmişti. Biz de yani elimizden geldiğince bu hassasiyeti göstermeye çalışıyoruz. Diyor ki Selami Ece hoca, biz diyor sadece şiir öğretmeye çalışıyoruz çocuklara diyor. Ama diyor bir kadim bir medeniyet var ortada diyor. Ve şiir kendi başına öğretildiğinde çok havada kalıyor. Mesela diyor bir elif söylüyorsunuz diyor. Çocuk diyor hiçbir zaman sülüs bir elif görmemiş diyor. Ya da diyor derviş diyorsunuz, çilehane diyorsunuz. Hiçbir öğrencinizi diyor bir çilehaneye, bir tekkeye götürmüyorsunuz. Bir mevlevihaneye götürmüyorsunuz. Dervişlerin çeyizlerini göstermiyorsunuz. Divan diyorsunuz. Hiçbir divan göstermek için yazma eserler kütüphanesine götürmüyorsunuz. Bir de diyor mesela şeyi hep unutuyorsunuz, atlıyorsunuz diyor. Bir şair aynı zamanda hattattır, aynı zamanda Ebru ustasıdır, aynı zamanda tesip ustasıdır. Yani ille de böyle olmak zorunda değil de böyle örnekleri olanlar var. Çünkü kadim gelenek ve sanatkar kendi başına şiir yazan biri değil diyor bizim geleneğimizde. Siz diyor diğer sanatları da unutup ve o şiiri çok havada, yani Tanzimat paradigması gibi, nasıl Tanzimatçılar divan edebiyatını hayattan çok kopuk, hani sanki böyle bulutların üzerinde gerçeklikten çok kopuk bir şekilde anlattılar. İşte diyor siz de çocuklara öyle anlatıyorsunuz. Çünkü diyor onun ayaklarını yere indirip hayatla bağlantı kuramıyorsunuz diyor. Ben çok üzülerek katılıyorum hocamıza. Elimizden geldiği kadar bu perkemiyel sanat dergilerinde bu hassasiyeti göstermeye çalışıyoruz. Yani Şeyh Galip Divanı hazırladık. Ne bileyim işte bir tesip ustasıyla, bir Ebru sanatçısıyla mülakat yapmaya çalıştık. Musikilerimiz, çocuklarımızı öğretmeye çalışıyoruz vesaire ama tabii ki yaptığımız hiçbir, yani bunlar bir damla sadece. Yani ve bu tabii ki bütün öğrencilerimize de ulaşacak şeyler değil. Benim dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi de hani bu demiştik ya eserlerde metin seçmek çok önemli diye. Çocuklar
Allah rahmet eylesin, Asım Gültekin'in 2017-2018 eğitim öğretim yılında başlattığı bir proje vardı. Sözlük Özgürlüktür projesi. Bu proje kapsamında da sınıfta böyle günün kelimesi uygulaması, panolar hazırlanması, bu panolara değişik beyitlerin yazılması ve her hafta bir beyit ezberletilmesi, yazma eserlerin çocuklara tanıtılması gibi çalışmalar vardı. Biz de okul olarak bu projeye katılmıştık. Orada da her hafta bir beyit ezberlerken, mesela şu beyti çok rahat ezberlediklerini fark etmiştim çocukların. Şebi yelda-yı müneccimle muvakkit ne bilir, müptelayı gama sor kim geceler kaç saat. Şimdi neden çocuklar bunu bu kadar kolay ezberlediler? Bir, söyleyiş kolaydı. İkincisi de bence çocuklar yaşları itibariyle aşka çok meyyaller, derde çok meyyaller. Yani gecenin ne olduğunu, gecenin gündüzden farkını ve gecenin nasıl dert zamanı olduğunu, dert sahibinin neler hissettiğini çocuklar herhalde o yaşlarda anlamaya başlıyorlar. O yüzden de içinde aşk olan, içinde dert olan, içinde madem yani hüzün ki en çok yakışandır bize, İşte kendilerine yakışanları buldukları yerlerde bence çocuklar daha fazla dikkat çekiliyorlar gibi geliyor bana. Elimizden geldiğince çocuklarımızı hep derste aktif halde tutmaya çalışıyoruz. İşte ne bileyim mesela bazı mazlumları onların araştırmalarını, onların söylemelerini, şairli mesela Fuzuli ile Baki muhakkak onların kendilerinin karşılaştırmalarını falan yapmaya çalışıyoruz. Yani bu tür çalışmalar yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Evet, bu işte divan edebiyatını bu kadar zor anlatmamızın, bu kadar zor anlayabilmemizin bizce nedenlerinden bir tanesi de yaşadığımız hayat, modern hayat. Çok hızlı bir hayat yaşıyoruz. Yani kullan at bir hayat. Kimsenin ne güzel nedir diye düşünmeye, ne güzeli sorgulamaya, ne de hadi güzel hasbelkader karşısına çıktı durup da güzele bakmaya vakti yok maalesef. İşte böyle olunca da işler çok zorlaşıyor. Gene hani az önce Süleyman Seyfi Öğün'ün kitabından örnek vermiştim ya, günlük hayatın kültürel yansımaları. Orada bir de başka bir bölümde şu geçiyordu. Diyordu ki kültürü yok saymak kadar onu yüceltmek de aynı basitliktir. Çünkü diyor biz kültürü hani kültürü yok saymanın neden basitlik olduğunu hepimiz anlarız ama kültürü yüceltmek neden çok basit? Çünkü kültürü yücelttiğin zaman misafir odası metaforunu kullanmıştı yazıda. Diyordu ki siz diyordu kültürü yücelttiğiniz zaman evlerde hiç kullanılmayan misafir odalarına dönüştürüyorsunuz kültürü. Çok güzel, harika, her yer tertemiz, pırıl pırıl ama vitrin değerinde. Günlük hayatın içinde değil, günlük hayat yaşantısının içinde değil. E böyle olunca ne oluyor? Günlük hayatta kullanmayınca benim ona ihtiyacım yok. Muş'a da dönebilir. Yani eğer sen günlük hayatta onu kullanmazsan o zaman birileri de çıkar diyor. Onu senin hayatından çıkarır. Ne yapmak lazım? Divan edebiyatını öğretirken galiba Selami Ece hocamın dediği gibi şiirle beraber onun etrafındaki o yaşamı da o mesela eski edebiyat değil kadim edebiyat. O kadim yaşamı, o kadim ferahlığı, kadim güzelliği ve kadim güzele bakışı da galiba öğrencilere vermek lazım. Ayşegül'den bahsettim, Zeynep'ten bahsettim. Bir de bir öğrencim daha var, ondan bahsetmek istiyorum. O da Yasemin, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uluslararası Tıp'ı kazanmıştı. Ben şimdi çocuklara şeyi sorarken yani hani bu çalışmayı yapmadan önce onların da fikrini alırken şöyle bir soru sormuştum ona. Divan edebiyatındaki imge ve imajların günlük hayatında karşılığı var mıydı Yasemin? Çünkü ikisi de 10. sınıfta Kemal Hocam sayesinde bu demin bahsini ettiğim beyit çalışmalarıyla ya da 10. sınıf müfredatıyla başladıklarını sonra o duyuşu geliştirdiklerini ve divan edebiyatına hayran olduklarını söylemişlerdi. Ben de ondan mesela dil problemini nasıl aştınız diye sordum. İkisi de bana şunu söyledi. Hocam dedi biz dile hep şey olarak baktık. İşte divan edebiyatı anlaşılmaz bir dil. O eskide kaldı. Ama diyor nesir de anlaşılmaz. Biz diyor bundan 60 yıl önce yazdığımız nesir okuyabiliyor muyuz? Yani öğrenciler şükürler olsun ki şu bilince varmışlar. Dil
anlaşılmayacaksa eğer, şu anda hem Nesir'de hem Nazım'da anlaşılmaz durumda ve çok acı ki bu, bırakın 60 yılı, belki 40 yıl önce yazılan şeyleri bile anlamakta güçlük çekiyoruz. O zaman biz devamlı küçülüyoruz. Küçüldükçe de düşüncelerimiz de küçülüyor. Çünkü biz kelimelerimizle düşünüyoruz. Dolayısıyla da hafızamıza, benliğimize, kimliğimize sahip çıkmamız için dili bütüncül bir şekilde görmemiz gerekiyor. Ben o Yasemin'in işte bunları konuştuktan sonra da şey demiştim. Divan edebiyatındaki imge ve imajların senin hayatında karşılığı yoksa bu imaj dünyasına sen nasıl girdin ve orada kendine nasıl bir yer edindin diye sormuştum. Müsaade ederseniz bunu, onun cevabıyla da sorumu bitirmek istiyorum. Konuşmamı bitirmek istiyorum. Şimdi onun cevabını okuyayım size. Demiş ki Yasemin, divan edebiyatını hayattan kopuk, İmgelerle çevrelenmiş, bizde karşılığı olmayan bir dünya gibi düşünmek sanıyorum yanlış olur. Kandiller, Ramazan ayı, bayramlar, savaşlar, yemekler, düğün dernekler, depremler, yangınlar, camiler, vefat eden insanların hatıraları vesaire. Birçok konu divan edebiyatında kendine yer edinmiştir. Bunlar bizim hayatımızın merkezinde bulunan ve hepimizi alakadar eden meselelerdir. Tabii ki de bir bütün bunlardan farklı iç dünyamızı muhatap alan gazeller vardır. Başka bir dünya değil, bizzat içimizde olan bir dünya bu. Bu gazelleri hepimizin yaşayıp tecrübe ettiği, lakin farkına varamadığı duyguların söze dökülüşü olarak idrak ediyorum. Aşk mefhumunu iki insanın birbirine duyduğu muhabbet olarak kavrayan limalar için bu dünyayı keşfetmek zor olabilir. Daha derin, daha hassas bir dünya. Bu sebeple divan edebiyatının dünyasına girilmez. İçimizde olanı görebilirsek o bizim dünyamıza girer. Ben de divan edebiyatının dünyasına girmeyi değil, divan edebiyatının kendi dünyama girmesini tercih ettim demiş Yasemin. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biraz uzun tuttum galiba Ercan Hocam. Çok özür dilerim. Estağfurullah hocam, estağfurullah. Teşekkürler, ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Çok güzel bir sunumdu hocam. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Çok özür dileyerek ayrılıyorum programdan. Gerçekten ama hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Hoşçakalın diliyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Hoşçakalın, iyi akşamlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. Hüseyin, kime sözü vereceksin? Konuşma oldu. Ben tabii ki uzun yıllardan beri üniversiteden arkadaşım Oğuz'a hemen burada torpil yapmak istiyorum. Esra Hanım birçok şeye temas etti. Oğuz da bunlardan mutlaka değinecekleri vardır ama farklı katkıları da olacaktır. Ben Oğuz'a söz vermek istiyorum. Lima Edebiyatı öğretimiyle ilgili ne düşünüyorsun? Eyvallah, teşekkürler. Tabii Esra Hoca'nın söylediği şiir üzerinden gitme fikri de benim aldığım notlarda zaten vardı. Ama ben genel itibariyle aslında şeyi söylemek istiyorum. İlk önce hepinize iyi akşamlar. Türk Dili ve Edebiyatı öğretimiyle ilgili aslında genellikle problemler yaşıyoruz. Bunu Ercan'la da Hüseyin'le de sıkça konuşuyoruz edebiyat öğretmenler arkadaşlarımızla. Biz edebiyat tarihçiliği ve edebiyatın sanat olan kısmı arasında bir tercihe herhalde sürükleniyoruz. Bu tercihte de genellikle tavrımızı edebiyat tarihçiliğinden yana kullanıyoruz. Yani şairlerin, yazarların nerede doğup nerede öldükleri, işte hangi eserleri ortaya koyduklarını öğretip, ürettikleri metinleri, ürettikleri eserler üzerinden bir ders öğretimi noktasında maalesef sıkıntı yaşıyoruz. Bunların da tabii kendi içinde, yani milli eğitimin kendi iç dinamikleriyle ilgili sıkıntılar var. Bir ortak sınav diye bir zorunluluk var. Yani milli eğitimde öğretmen olanlar bilirler. Yani her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Ortak sınavlar için söz konusu olamıyor maalesef. Yani öğretmenin özgünlüğünü, öğretmenin oradaki farkını yaratmasını perdeliyor bir nebze. Bir nebze, çok nebze de yani şeydir. Perdelediğini düşünüyorum ben. Ve bu ortak sınavdan ötürü de maalesef tek tornadan çıkmış gibi bütün çocuklara aynı konuların, bütün çocuklara aynı dersin farklı şekillerde değil de sanki bir sosyal bilim değil, bir farklı yorumlar yok bunda. Hepimiz aynı şekilde vermek durumunda kalıyoruz. Bu işin biraz trajik kısmı. İkincisi,
divan edebiyatı ağırlıklı olarak divan şiir de diyor, öğretmenin de aynı sıkıntıları devam ediyor. Yani edebiyat öğretimi, yani yeni Türk edebiyatını öğretirken de problemleri yaşıyoruz. Sadece divan şiirini ya da divan edebiyatını verirken değil. Maalesef İslamiyet öncesi de buna şeydir, dahildir. Eğer bu şekilde ayrı ayrı konuşursak hepsinde bu var. Peki burada sorun ne? İşte edebiyat tarihini çok öğretmeyi seviyoruz, istiyoruz. Çünkü diyoruz ki bir sınav gerçeği var. Sınav gerçeğinde de, üniversite sınavında da o bölümü tercih edecek. Daha doğrusu sözel ağırlıklı öğrencilerin de işaretleyeceği sorular, edebiyat sorularında, Türkçe sorularında çocukların daha ziyade çoktan seçmeli sorulara yönelik bir dönemden geçiriyoruz. Mesela Ercan, işte Yavuz Hocam, Hüseyin Hocam Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde 5 yıllık eğitim veriyorlar okullarında. Hazırlık sınıfı var, artı 4 yıl var üzerine. Bu okulda, bu sınıflarda 5 sene boyunca edebiyatta aynı şeyi anlatırsanız çocukların ben çok da keyif alacağını düşünemiyorum. Yani ben de 5 sene aynı şeyi dinlemek istemem mesela. Hazırlık sınıfları olacak. Üzerine 4 sene okuyacaksınız ama her sene edebiyatta aynı şeyler. Edebiyat kültür ilişkisinden, edebiyat dil ilişkisinden bahsedeceğiz. Aynı metinleri okuyacağız. Aynı metinlerden aynı sonuçlara varacağız. Ve 4 senenin sonunda da 5 senenin sonunda çocuk işte üniversitede gidecek, sanat tarihi okuyacak ya da hukuk fakültesini okuyacak ama 5 senelik okulun ona katkısı çok da fazla olmayacak gibi geliyor. Bu bağlamda yine baktığımızda sorunlara ben genellikle sorun üzerinden gidip kendi tavrımı da belirtmek isteyeceğim. 99 yılından beri öğretmenlik yapıyorum. Çeşitli okullarda çalıştım. Pek çok edebiyat öğretmeni arkadaşım oldu bu süreçte. Bazılarıyla ters düştük, bazılarıyla aynı noktadan baktık bu ders öğretim hususunda. Divan şiiri biraz bu anlamda özellikle ayrıcalıklı bir yeri var. Şöyle ki tırnak içerisinde sorunları da barındırıyor. Öğretmen açısından bunu söylüyorum. Nedir bu sorunlar? Genellikle maalesef ideolojik yaklaşımlar var. Yani öğretmen arkadaşlarımız sanki divan şiirini anlatırlarsa kendilerinin hayat görüşlerine halel geleceğine dair sıkıntı yaşayanları da var. Diğer taraftan divan şiirinden bir kutsamacılık yapıp divan şiiri işte çok harikulade bir edebiyat, ondan sonra işte edebiyat gelmemiştir, edebiyatımız orada bitmiştir diyerek aynı şekilde orada da bir tersi ilgi ve alakayla öğrenciyi aslında çok da cezbetmediğini düşünüyorum bu iki bakış açısında. Yani divan şiiri evet harikulade bir şiir, diğer taraftan da ya divan şiirini anlatıp da ne olacak? Zaten onun devri bitmiştir diyen bakış açısının da ikisinin de çok da sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Bunu çok da estetik kaygılar gözetilerek anlatılması taraftarıyım. Genellikle kendim de bunu yapmaya çalışıyorum dilimin döndüğünce. Bir diğer problem aslında burada öğrencilerden ziyade tabii ki az evvel ayrılan hocamız Perterinyal'de çalışıyor ama Türkiye'nin dört bir yanında çok farklı okul türleri var. Her okul türünde aynı şeyi anlatma şansımız mümkün değil. Yani kendimizi kandırmayalım bu anlamda. Yani bir sosyal bilimler lisesindeki çocuğun edebiyata bakış açısıyla, bir endüstri meslek lisesindeki çocuğun edebiyata bakış açısında tabii ki farklılıklar olacak. Onların seviyesine uygun anlatımlar muhakkak ki bulunabilir, yapılabilir. Fotokopi. Benim en büyük son yıllardaki takıntım, belki de çağın en sorunlu cihazı olarak görüyorum, buluşu olarak görüyorum fotokopi cihazını. Özellikle son 15-20 yılda öğretmenler içerisinde maalesef benim vakti zamanında bir gazeteye yazdığım yazıda kopya cinayetler diye bir başlık koymuştum. Bu fotokopi sevdalısı öğretmen arkadaşlarımızın sınavlardan önce öğrencilere yine tek bir tornadan çıkmışçasına işte efendim mesela Fuzuli şurada doğdu, eserleri şunlardır. İşte Hamse, ilk Hamse şairi şudur, efendime söyleyeyim, ilk edebiyat tarihini şu yazmıştır, tezkireler şunlardır gibi sıralayan, tamamen ansiklopedik bilgilerden ibaret, işin hiç estetik tarafıyla ilgilenilmeyen bir sürü bilgi, yani internete girdiğinde çocuğun kolaylıkla ulaşabileceği bilgiler aslında. Ve çocuk bu durumda da şunu sorguluyor, şahsen bunu duyuyoruz, sahada duyduğumuz için söylüyorum. Bunları verecekse öğretmene ne gerek var? Yani eğer ki bunlar fotokopide yazıyorsa, bunlar internette yazıyorsa öğretmen sınıfta ne yapar? Bunun en güzel örneği de aslında şu uzaktan eğitimin yaşandığı, bu Zoom üzerinden derslerin yapıldığı dönemi daha sık yaşıyoruz. Ama huylu huyundan vazgeçmiyor. Yine maalesef öğretmen arkadaşlar bildiği şekilde devam ediyorlar. Nedir? Sınav öncesinde yine fotokopilerini veriyorlar. Bu sefer internet üzerinden verileri paylaşıyorlar. İşin maalesef estetik kısmını, işin has kısmını, divan şiirinin deruni ahengini
anlatmaktan ziyade işin matematiğini, kafiyesi şurada, redifi burada, ölçüsü şudur gibi tamamen şekle dayalı özelliklerine kaldığımız için de çocukların ruhuna inemediğimiz kanaatindeyim. Öbür türlü yaparsak şiir ezberletme, bunu Ercan daha önceden de söylemişti. Çoğumuzun da yaptığı bir metot aslında. Ezberletilebilir, bunda bir beis yok bence. Ne bileyim, Mısra-i Berceseler, herkese Abdülhak Şinasi Hisar'ın vakti zamanında yazdığı o Aşk imiş her ne var alemde tarzında antolojiler, güldesteler okutulabilir. Üniversiteden hocamız Hüseyin de çok iyi bilir. Atilla Şentürk hocamızın çok değerli iki çalışması vardır. Çok severim. Klasik Osmanlı edebiyatı tiplerinden Sufi Yavuz Zahit hakkında ve rakibe dair. En azından divan şiirindeki bu çok önemli roller üstlenmiş bu karakter tipleri anlatırsak çocuklara, beyitler üzerinden gidersek çok da ilgilerini çekeceğini düşünüyorum. Tabii öğretmenler arasında da bir fikir ayrılığı var. Yok değil, az evvel arkadaşımız da, hocam da bahsetti. Divan şiiri halktan kopuktur diyen hala bir zümre var bu memlekette. Bir tarafta divan şiirinde gündelik unsurlar var. Atilla Şentürk hocamızın tezi de divan edebiyatının gündelik unsurları ile ilgilidir. Gündelik hayattan kopuk olmadığına dairdir. Ben de bu fikre yakınımdır aslında. Benimsemişimdir bu fikri. Ama maalesef öğreticiler boyutunda, öğretmen arkadaşların bakış açılarında bazı sıkıntıların olması, bu yani gelenek ve modernite çatışması burada da yine karşımıza çıkmıyor değil. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Umarım yani tekrar olmamıştır ama 3 aşağı 5 yukarı hepimizin yaşadığı sıkıntılar bunlar diye düşünüyorum. En azından ben 21 yıldır bunları yaşıyorum. Oğuz, teşekkürler. Ağzına rica sağlık. Ederim, rica ederim. Hukuki katliamı Oğuz'un bahsettiği. Bu da tam sınav haftamız. Öğretmen arkadaşlar da herhalde bu dertten muzdaripler. Konuşuyoruz nasıl yapılacak bu sınavlar bu hafta diye. Tam da büyük bir yaramız. Yani hem özgünlük istiyorsunuz hem ölçme değerlemede ortaklık istiyorsunuz. Bir yandan da somut ve ölçülebilir olan öğrencinin yaratıcılığını tamamen kısıtlayan paradoks tabi. Edebiyat tarihine düşmek istiyorsunuz. Hep oradan gitmek istiyorsunuz. Burada şeyi bittiği zaman soracağız mutlaka. Tarlan metodunun çok geçerli olması ve bunun şair üzerinden başlatılması herhalde bir problem olacak. İlerleyen kısımlarda inşallah toplandığı zaman burada benim de bir sorum olacak bununla ilgili. Ercan, kimi alalım? Ercan, bir de pardon şunu ekleyebilir miyim? Hatta şurada sizin müsaadenizle. Besim Hoca'nın son kitabında bununla ilgili güzel bir bölüm vardı. Yani şeyden bahsediyordu bu. Kadimlik ve eskilikten bahsetti ya hocam Mazeret. Çok güzel bir noktaya temas etti. Çok güzel. Harikulade bir kitap. Diyor ki antiğin karşılığı olarak kadim eski değil. Bu tercihimin basit sebebi şudur diyor. Uzun bir paragraf. Burada diyor ki Türkçe'de eski kavramı kadimliği yeterince içermez. Eski sadece eskidir. Kadim yani antik ise hem eski olan hem de şimdi de değeri olandır. Kelimenin bu yönünü biz sadece antika derken içeririz. O da ironik olmayan manasıyla elbette. Eski Yunan dediğimizde eskinin yeniliği, çağdaşlığı maalesef gümbürtüye gider diyor hoca. Bu nedenle yine eskilerin dediği gibi kadim Yunan demekte fayda vardır. Rönesans zaten eskiyi kadimleştiren bir şeydir. Rönesans eskinin kıymetini bilmeyi içerir. Türkçe'de eskinin kadimleşememesiyle Türkiye'deki Rönesans açığı arasında bir ilişki olmalı diyor ve diyor ki her kadim eskidir fakat her eski kadim değildir. Bir şeyin kadim olması için hem eski olması hem de şimdi de bir değer olması lazım. O anlamda yani eski edebiyata, işte kadim edebiyatımız, kadim geleneğimizin denmesi, kadim şiirimizin denmesinin çok daha mantıklı ve yerinde olduğu kanaatindeyim. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler Oğuz. Biz klasik edebiyatı da içselleştiremedik köprüden beri. Kadim edebiyat Oğuz, iyi bir açılım getirdi. Teşekkürler Oğuz. Estağfurullah, estağfurullah. Ercan, şimdi kim? Galiba Yavuz'a geldi sıra. Bir şansımız olmadığına göre Yavuz da... Evet, Cemil Bey Sosyal Bilimler Lisesi'nden edebiyat öğretmeni arkadaşımız ben Yavuz Yüzer. Ben o zaman başka bir şansınız. Yavuz bizim aynı okulda çalışıyor. Son şanssam gidebilirim. Estağfurullah. Yok yok, takılıyorum lütfen. Yani şöyle başlayayım. Kimdi tam hatırlamıyorum. Bir şair kendisi birçok... böyle hatta ne diyelim ne kahrediyor. Bunlar hayırdır, niye böyle yapıyorsun? Ya benim söylemek istediklerimi benden önce söylediği için ve benim söylemek istediğim şekilde onun için kızıyorum diye.
Şimdi hem Esra Hanım olsun, kardeşim olsun, benim de notlarını aldığım söylemek çok şeyi söylediler. Bazı noktalarda tekrara düşmüş olabilir ama bütünlük açısından ben yine bunlardan bahsedeceğim. Ben olayı biraz farklı da baktım. Konuşmaya başlar. Yavuz bağlantıda bir sıkıntı var. Ortaya çıkıyor. Bunu da bir... Efendim? Bağlantıda mı sıkıntı var acaba? Sesin gidip geliyor. Yani bilemiyorum. Ben çok net sizlere... Geliyor mu sesim şu an? Şu anda geliyor. Şu anda bana gelmiyor. Neden de gelmiyor mu yine? Şu an geliyor. Başladım. Tamam. Duyabiliyor musunuz? Evet. Tamam, devam et. Duyuyoruz, evet. Tamam. Ben de ufak tefek bakmıştım daha önceden. Maalesef bizler de yaşadık. Niye yaşadığımızın sebepleri de aslında biraz ortada. Ben eğitim kanunu, özellikle 24'ten sonraki eğitim programlarını biraz inceledim. Mesela çok yaklaşık olarak söylemiyorum bunu, böyle algılanmasın. Tabii ki yeni bir devlet bir takım kendi eğitim kurumlarında bir şeyler yapmak isteyecektir ama bugünkü öğrencilerin, hatta bizlerin divan edebiyatından biraz kopuk olmamışlığın sebeplerinden biri de bu. Mesela 1929 eğitim programında divan edebiyatı 16. yüzyıldan sonrası programdan çıkarılmış ve direkt Tanzimat'a başlamış. Benim elimde 1955 yılında basılmış lise 3. sınıflı ders kitabı var. İçeriği şöyle çok güzel, metinler üzerinden hep hareket edilmiş. Yalnız birinci bölüm divan şiirine ayrılmış ve sadece hatta burada geliyor mu sesim? Geliyor, geliyor. Burada toplam işte 34 beyit var. 3 tane de divan nesri, 8-4 satırlık bir şey var. Şimdi Esra hocamın öğretmenleri ve bizim öğretmenlerimiz bu edebiyatı öğrenip bize anlattılar. Biz de bunun içinde tabii ki orada şiirlerin ya da işte nesirlerin incelemesi, açıklaması yapılırken maalesef biz de öğretmenliğimizde bunları yaptık. Hep bir şey var, dil çok ağır, hatta dil ağırdan ziyade tamamen yabancı kelimelerle dolu bir hissediliyor. Bu tabii ki özellikle dil devrimi sonrası Türkiye Türkçesinin yaygınlaştırılması amacıyla yapılmış olabilir. Ben yetkiniz anladım meseleyi. Yalnız daha sonra özellikle 80'li yıllara kadar divan edebiyatı belki yapmaya çalıştı. Esra Hanım da bahsettim ben. Çok da doğru yere atılmak çok mantıklı bir şey değil. Çünkü sizin kültürünüz başlar ve devam eder. Yani burada bir takım şeyleri keskin çizgilerle ayırmak zaten çok da doğru değil. Yine edebiyat programlarından özellikle uzun bahsettiğimiz edebiyat tarihi anlatıyoruz, şekil anlatıyoruz noktası da ilginç. Nerede biraz divan edebiyatı belki ideolojik sebeplerle diyor. Biraz ön plana çıkarılıyor ama burada da 92 eğitim programında özellikle çok detaylı, yani bütün divan edebiyatının
işte şekil yönlerinin, özellikle tane şeklinin çok detaylı işlendiği bir noktaya gidiyor. Burada da metinler ortadan kalkıyor hemen hemen. Daha sonra 2005 yılında bir program değişikliği oldu. Yaklaşık 2015 yılına kadar da bu devam ediyor. Bu da bizim elimize denk gelen. Burada benim en çok zorlandığım şey, daha görüntü alamıyorum. Ercan Bey. Sesin de görüntün de donuyor Yavuz. Acaba internette mi bir problem var? Yani işte, bilemiyorum ki, yani normalde bir sıkıntım yoktu ama belki de internette bir sorun vardı. Kamerayı yani kapatırsan daha hızlı akar. Sesin en azından net gelir. Kamerayı hiç göremiyoruz. Kapatayım. Ama şimdi daha iyi geliyor sesin. Yani zaten biz milli eğitim olarak eğitimleri içerisinde bir takım davranışlar oluşturmak için çocukları belki bile isteye, belki bir takım ideolojiden ötürü ben bittim sebep. Zaten soğutmuşuz. Bugün divan edip dersi almış bir öğrenciye özelliğini yazar mısınız ya da söyler misiniz dediğinizde karşınıza çıkacak şeyler çok basit. Bugün internete de girse aynı şeyleri görecek. Dili ağırdır. Arapça ve Farsça tamlamalar ve terkiplerle doludur. İşte yüksek zümre edebiyatıdır, halktan kopuktur, çevresine hitap eder gibi. Ve biz ders kitaplarında bunları gördük. Yani ben mümkün olduğu kadar anlatmıştım ama en azından az önce bahsettiğimiz herhangi bir ortak sınavda ya da üniversite sınavında bu şekilde karşısına çıktı. Bunlar böyle, bu da tartışılabilir. Yani tam olarak hayır böyle değildir, çok sade bir dili vardır diyemiyorum doğal olarak. Ama o zaman yaşayan dilin unsurlarını taşır demek. Bizim bugünden baktığımız zaman, bu taraftan baktığımız zaman bu ağırlık karşımıza çıkıyor nihayetinde. Özellikle Oğuz'un da söylediği çok güzel bir şey var. Her şeyden önce dersi anlatan öğretmen, milli eğitim ve dersi dinleyen kişiler, anlattığımız şeyin bir sanat olduğunu, edebiyatın bir sanat olduğunu üstüne basa basa söylemezsek, göstermezsek burada belirli bir sonuca zaten ulaşamayız. Ve sanat da mesela benim çok takıldığım noktalardan birisiydi. Yüksek zümre edebiyatı ifadesi. Yani edebiyat zaten yüksek zümrenin işidir. Edebiyat hani bizim halkın ayağına götüreceğimiz bir şey değildir. Halkı biz edebiyat seviyesine çekebildikçe başarılı oluruz zaten. Ve en önemli estetik ve heyecan uyandırma. Bizim de derslerde çocuklara öncelikle o estetik zevki affedersiniz. Ne bilir? Yani ben bir de affınıza açarım biliyor. Şu an fiili olarak seviyorum. İdarecilik yapıyorum. O nedenle çocukların şu anki öğretim programlarında hangi noktada olduklarını da tam bilemiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Özellikle 2015'ten sonra değişen ve 2017-2018'e öğretim programında çok bir yaklaşım var yine. Metinlerden hareketle
anlatılmaya çalışılıyor ama baktığımda sadece 9 adet metin bulunuyor. 9, 10, 11, 12. sınıflarda. Bilmiyorum, yanlışsa eltersiniz. Bu kadar az örnekle de 6 yıllık bir edebiyat sınırlandırılmalarıyla 600 yıl. Bunu anlatabilmek çok da kolay değil. O ideolojik bizler oluşturuyoruz çocuklarda. Mesela bu elimdeki 55 yılı basımlı kitapta da aynısı vardı. 2005-11 öğretim programında da bu var. Metinlerin sınıflandırılması ve işte dönemlere ayrılması şey diyor divan edebiyatı için. Ben Türk Edebiyatı isminin verilmesi taraftarıyım. İslamiyet etkisinde gelişen Türk Edebiyatı diyor. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı, İslamiyet etkisinde gelişen Türk Edebiyatı ve daha sonra Tanzimat Cumhuriyet diye devam ediyor. İslamiyet Tanzimat'la birleşmiş gibi de gösteriyor. Şimdi biz Yahya Kemal'i ya da Sezai Karakoç'u İslamiyet etkisinde geçen biri artık bunun dışına taşıyacak halim yok herhalde. Bir önemli husus yine divan edebiyatı için işte mazmunlarla yüklü olduğu, sembolik ifadelerin bulunduğu ve şiirin bu nedenle anlamsız, anlaşılmasının biraz zor olduğu diyelim noktalarına değiniliyor. Yani zaten öncelikle haz almak, daha sonra da o şiirden bir şeyler anlayabilmek için bizim de öğrencinin de bir birikim sahibi olması gerekiyor. Yani aramızda olduğu için kendisinden örnek vereyim. Rilke okumadıysanız, Galip'te de okumadıysanız, işte Behçet Necatigil okumadıysanız, Hilmi Yavuz okumadıysanız, Ercan Yılmaz'ın şiirlerini nasıl anlayacaksınız? Bu sadece divan edebiyatı için değil, günümüzde de herhangi bir şiiri görebilmek, anlayabilmek, ondan hem estetik zevk alabilmek, hem de ondan bir şeyler bilmek için zaten bu birikime gerek ihtiyaç duyuluyor. Ve çocuklar önce bu birikimi dediğimiz sınıfta çeşitli divan edebiyatı üzerine yazılmış son dönemlerde çok güzel eserler var. Bir takım çok iyi makaleler de var. Biraz araştırılırsa bulunabiliyor. Ve onları hazırlayıp daha sonra vermeye çalışırsak bence başarılı olacaktır. Sevdirmek diyoruz ya. Edebiyatın sanat olduğunu, onları herhangi bir bilimi ne kadar seviyoruz bilmiyorum. Ama herhangi bir sanatı sevebiliriz. Bu önemli bir husus bence. Ve Oğuz'un dediği nokta benim de notlarım arasındaydı. Her ne olursa olsun, hangi dönemi anlatıyor olursak olalım, bu günümüz içinde geçerli, Tanzimat içinde, işte divan edebiyatı içinde, eski Anadolu eserleri içinde, bir kere objektif olmamız ve ideolojilerden uzak bakmamız lazım. Ve böyle dili de çok daha anlaşılabilecek, içinde yüklü anlamları günümüzde de insancılarımızı çok daha kendine yaklaştıracak ya da onların işte dünyasında kullanabileceği birçok beyit var divan edebiyatında, birçok eser var. Bunları derslerde kullanarak biraz daha yaklaştırabiliriz. Ama dediğim gibi objektif olmamız gerekiyor ve mümkün olduğu kadar da ideolojik yaklaşmamamız gerekiyor. Biz öğretmenlere bu konuda, dersin işlenişi konusunda ve nasıl teklif edilir, nereye teklif edilir bilmem, tüm planlarını oluşturan kişiler
az önce saydığım eğitim programlarında yer alan işte eksiklikleri, aksaklıkları bir kez daha ileterek onun da biraz daha düzeltilmesi gerektiğini belki de söyleyebiliriz. Teşekkür ediyorum. Biraz kopuk oldu herhalde ama kusura bakmayın. Teknik sebeplerden ötürü. Teşekkürler. Yavuz teşekkürler. Genel olarak anladık yani evet koptu biraz doldu. Aldığım notlardan birkaçını söyleyeyim Yavuz. Yanlışım varsa düzelt. Eğitim sistemlerini incelediğini söyledin. Özellikle 29 eğitim programında 16. yüzyıldan başladığın ilginç bir konu. Bugüne kadar hiç kimse değinmemişti buna. Oğuz'la beraber ideolojik sebeplerden bahsettin. Bu ölçülebilir olması için özellikle şekil kısmına ağırlık verilmesinden dem vurdum yanılmıyorsam. O zamanki dilin unsurlarında... O da 92 eğitim programında ortaya çıkıyor maalesef. Evet. O zamanki dilin unsurlarıdır demek ifadesi orijinal bir ifade. Bu da Oğuz'un kadim kelimesi gibi, kadim kelimesini seçmesi gibi bu da orijinal geldi bana. Öğretmenin yaklaşımı da hemfikirisiniz Oğuz'la yine aynı şekilde. Ve toplam 9 metin olduğunu ilk defa ben dikkat etmemiştim. Bu da biraz üzücü. Herhalde bunlar ana hatları diyebiliriz. Yani bu 55'teki kitapta da toplam 7 tane falan var. Günümüzde de 9 metinleriyle. Yani yine söylediğim gibi sınırlandırmasına karşıyım ama 600 yıllık bir şeyi 9 tane eserle vermeye çalışmak çok da kolay olmayacaktır zaten. İstediğiniz hedeflere sizi götürmeyecektir. Ya da istenilen hedefler neler? Bu maalesef daha önemli. Çok Yavuz'cum teşekkürler. Ağzına sağlık. Ümran Hocam'a güzel sorular çıkarttı buradan bence. Sahadan farklı bakış açıları derlendi bir anda. Üç öğretmenimiz de çok alanda yetkin arkadaşlar zaten. Ümran Hocam burada mısınız? Buradayım. Nasıl buldunuz soruları ve yaklaşımları? Bunlara ne tür cevaplar vereceksiniz diye ben de gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü orijinal şeyler çıktı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Sizi vermek istiyorum. Buyurun cevaplarınızı. Biz de merakla dinliyoruz. Estağfurullah. Ben de böyle aranızda bir uzman gibi değil de beni de böyle sohbete dahil olan hemhal olduğumuz dertlerimizle, alanın problemleriyle bir araya problemlerine işte çeşitli bakış açıları getirmek için bir araya geldiğimiz bir arkadaş gibi görmenizi isterim en başta. Çünkü burada hocalarım var, Nihat Hocam var, başka hocalarım var. Onların karşısında zaten onların yanında çok bir şey söylemek edep sınırlarını aşar tabii ki ama böyle imkan tanıdığınız için ben de teşekkür ederim sizlere. Benim de bir 96 ve 2010 yılları arasında milli eğitimde bir öğretmenlik geçmişim oldu. Üsküdar Ticaret Meslek Lisesi, Asım Ülker Çok Programlı Lisesi, özel Üsküdar Fen Lisesi ve isimlerini özellikle söylüyorum. Hani farklı okullarda farklı öğrenci gruplarını gördüm manasında ve en sonunda Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi olmak üzere. Ondan sonra da üniversiteye geçiş oldu. Şimdi bu eğitim tecrübesi üstüne tabii öğretmenlikten sonra üniversitedeki eğitim başladı. İkisini de mukayese etme şeyi de oldu yıllar içerisinde. Önce ben hocalarıma, her üç hocama da, Esra hocama, Oğuz hocama ve Yavuz hocama hakikaten çok teşekkür ediyorum. Sesim net geliyor değil mi? Geliyor hocam. Evet. Oğuz hocamız, Yavuz hocamızın zaman zaman sesi kesildi ama onun konuşmalarıyla ilgili de notlar alabildim. Şimdi çok güzel notlar aldım. Esra hocam çok güzel bir sunum yaptı. Kendisi şimdi aramızda değil ama kısa kısa ben onların dediklerini bir şöyle hemen maddeleyip ondan sonra da benim notlarımla da örtüşen doğrusu hocalarımızın çok fazla söylediği şey var. Demek ki hepimiz aynı dertte dertleniyoruz. Hepimiz aynı meseleleri kafa yormuşuz diye düşündüm. Bu bakımdan da hem sevindim hem üzüldüm. Hala aynı meselelere kafa yoruyoruz ama inşallah bu toplantılarınız sayesinde divan edebiyatının orta öğretimde nasıl olması gerektiğiyle ilgili bir yol haritası toplantıların nihayetinde herhalde maddelenecek olursa, listelenecek olursa yapılabilecekler. Bunlar da devlet erkanına veya yetkililere bir şekilde iletildiği takdirde ben bunların dikkate alınacağını,
Kitaplarda hocalarımızın bahsettiği hususlarda gerekli düzeltmelerin yapılacağını, daha da iyileştirmelerin yüksek düzeyde olacağını düşünüyorum. Muhakkak yetkililer de buna kulak vereceklerdir. Şimdi Esra Hocam, dil kültür tarih bütünlüğü içinde metinlere bakışın eksik olduğunu, Belceist'te beyitlerin duyuş yönüyle öğrencileri etkilediğini, öğrencilerin yazma hususiyetlerinin ve kalem güçlerinin ortaya çıkarmanın, onları teşvik etmenin çok mühim olduğunu, ahenkle öğrencileri yakaladığını, Fuzuli Şeyh Galip örneğinde olduğu gibi ya da öğrencilerin divan şiirini ahenk yoluyla yakaladığından bahsetti. Öğrencilere şiir ezberletmek muhakkak işe yarıyor. Bundan bahsetti. Diğer hocalarımız da buna değindiler. Kitap dışında yan metinlerle işte Süleyman Seyfi Öğün'ün Günlük Hayatın Kültürel Yansımaları ya da Hayati İnanç Hoca'nın Can Veren Pervaneler kitaplarının da divan şiiri öğretimine katkıda bulunduğunu ve öğrencilerin de başta okumakta zorlansalar bile, istemeseler bile bunlara daha sonra daha ılıman yaklaştıklarından bahsetti. Ve metinlerin içeriğinin başka metinlerle, yani sanatın diğer alanlarıyla, işte hat sanatıyla, tesip sanatıyla, resim sanatıyla, musikiyle desteklenmesi gerektiğinden bahsetti ve öğrencilerinden de, 3 tane öğrencisinden de bize güzel notlar aktardı. Oğuz Hocam, benim de öğretmenken, milli eğitimde öğretmenken çok muzdarip olduğum ortak sınavlar meselesine değindi. Ve öğrencilerin böyle tek tornadan çıkma gibi konuların öğretilmeye çalıştığı ama aynı zamanda öğrencilerin de yazma ve düşünme hususiyetlerinin bu ortam içerisinde nasıl ortaya çıkarılacağını, bunun bir tenakuz arz ettiğini ifade etti. Müfredatların 3 yıl boyunca tekrar ettiğini, her yıl edebiyat nedir, kültür nedir, dil nedir gibi sorularla öğrencilerin sıkıldığını, zaman zaman bazı hocalarımızın ideolojik yaklaşımlarla tarafkir olmak suretiyle öğrencilere yaklaştıklarını, her iki yaklaşımında hem taraf hem de karşı tarafta olan yaklaşımların iyi gelmediğini ve öğrenciler tarafından da hoş karşılanmadığını ifade etti. Okul türüne göre anlatımların, öğrencilerin seviyesine göre anlatımların yoğunlaştırılması ya da hafifletilmesi gerektiğini ve öğrencinin, öğretmenin fotokopiden ziyade kendi rengini, kendi sesini, kalbinin sesini, metne bakış açısını da katarak fotokopiden başka şeyler söyleyerek öğrenciye yaklaşması gerektiğini ve yine o da gündelik hayat, divan şiirinin gündelik hayattan kopuk olmadığını, bizzat gündelik hayatın içinde olduğunu öğrenciye hissettirmek gerektiğini, örneklerle bu örneklerin seçilmesi gerektiğini. Eski kadim ifadesi benim de hoşuma gitti. Kavramlar hakikaten psikolojik olarak insanı etkileyen varlıklar. Yani eski dediğinizde eski, bugüne ait bir şey değil gibi düşünüyorsunuz ama kadim dediğinizde her eski kadim olmayabiliyor. Kadim bugüne de bir şey söyleyen ifadedir ya da varlıktır demesi hakikaten yerinde bir tespitti. Yavuz Hocam'ın söylediklerini zaten biraz önce siz ifade ettiniz, özetlediniz. Öğrencilere o da ideolojik yaklaşılmamasını ve edebiyatın bir tarafının sanat olduğunun vurgulanmasını, yine isimlendirme meselesi önemli. İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı diyeceksek ve 10-19. yüzyılda bitireceksek, ondan sonra Necip Fazıl'ı nereye koyacağız? Sezai Karakoç'u nereye koyacağız? Akif'i nereye koyacağız? Bunlardaki mistik düşünceleri neyle ilişkilendireceğiz? Yani İslamiyet etkisi kesilmiş midir? Yoksa devam etmekte midir? Bu adlandırma sorunu da önemli. Sorum çok. Şimdi bütün bunlar hocalarımızın çok güzel katkıları. Ben de naçizane birkaç kitap inceledim toplantıdan önce. 2020 ve 2021 Milli Eğitim Bakanlığı'nın lise 9. ve 10. sınıf kitaplarını inceledim, edebiyat kitaplarını. Mesela lise 10. sınıf kitabında 2 tane gazel var ve bir de kaside var, hepinizin bildiği gibi.
gazellerin bir tanesi Fuzuli'den, bir tanesi Baki'den. Kaside'de Edirne ile ilgili, Edirne şehrinin vasfında bir metiyeydi. Yanlış hatırlamıyorsam öyle bir. Şimdi zamanla yarışan bir öğretim metoduyla biz karşı karşıyayız. Milli Eğitim'de Eylül ayında başlıyoruz ve Haziran sonuna kadar elimizde bir müfredat var. Ve bu müfredata baktığımızda o kadar yoğun bir müfredatla karşı karşıyayız ki biraz önce hocalarım 9 tane metnin olduğunu, herhalde bütün lise boyunca 9 tane metin olduğundan bahsettiler anladığım kadarıyla divan şiiriyle ilgili. Şimdi 9 metnin az olduğunu, daha çok metin olması gerektiğini ifade ettiler. Bu konuda ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Eğer öğretmen divan şiirinin bakış açısını, divan şiirinin kültür dünyasını, anlam dünyasını öğrenciye vermek istiyorsa gerçekten, bence bir metin bile bazen yeri geldiğinde hissettirmek açısından yeterlidir diye düşünüyorum. Çünkü lise 10. sınıf kitabında mesela kaside metnine baktığımda kasidenin beyit sayısından daha çok kelimeleri verilmişti. Şimdi öğrenciler o kasidenin metnini okuyacaklar, kelimelere bakacaklar. Ondan sonra şairle ilgili bir sürü bilgi var, şairin hayatıyla ilgili. Kaside nazım şekliyle ilgili bilgi var kitapta. Daha sonra hemen şuradan, kitabı da açmıştım önüme. Oradan bakarsam daha böyle somut olarak gidebilirim. Kaside'nin kendisi, kaside'de geçen metinler, kelimeler ve kelime grupları, metin ve türle ilgili açıklamalar, tam bir sayfa. Daha sonra metni anlama ve çözümleme kısmı var. Burada da 8 tane soru var. Bu soruların her biri de en az 5'er dakika zaman gerektiren sorular. Şairin biyografisiyle ilgili bir bölüm var. Nefi'nin biyografisi veriliyor. Sonra dil bilgisine geçilmiş. Ve dil bilgisinde de gene 2 tane soru var. O da yetmemiş. Öğrenciye ondan sonra bir de sıra sizde alıştırması verilmiş. Sıra sizde alıştırmasında da burada verilen kavramların karşılıklarının yazılması, nesip, girizgah, metiye, tegazül, tekrar kasidenin bölümleri ve buralarda hangi konuların işlendiğinin yazılması istenmiş. Şimdi bu o kadar yoğun ki sayın hocalarım, yani bir öğretmenin bunu işlemesi, bir derste bitirmesi, takdir edersiniz ki asla ve asla mümkün değil. O zaman ne yapmak lazım? O zaman benim teklifim şu, bir kere öğrenciye gayet sade, dili oldukça akıcı ve sosyal hayatın içinde olan metinlerin verilmesi. Sosyal hayatı anlatan metinlerin verilmesi. Bildiğiniz gibi divan şairi çok iyi bir gözlemcidir. Divan şairinin farklı farklı meslekleri vardır. O kadıdır, müderristir, nişancıdır, hattattır, ayakkabı ustasıdır, yorgancıdır. Bir sürü görevleri vardır. Şairlik dışında yaptığı işler vardır. Hakkaktır mesela. Dolayısıyla o bu özelliklerinde, okçudur mesela, bu özelliklerini şiire yansıtmıştır ve halkın içinde tabii ki saraya çok yakın yaşamıştır ama halkın içinde olan bir kimse olduğu için aynı zamanda biz 16. yüzyıla ait bir metin okuyorsak, 17. yüzyıla ait bir metin okuyorsak ne yapıyoruz? O yüzyılın özelliklerini de metinlerden takip edebiliyoruz. O zaman metnin seçimiyle ilgili dikkatlerden bir tanesi metnin dili olmalı. Metnin dilinin açık ve anlaşılır olması gerektiği, metnin uzunluğu ikinci seçim bence olmalı, dikkat edilmeli. Metinler, kısa metinler, gazel metinleri, rubai metinleri gibi, tuyu metinleri gibi metinler, eğer kasideler de verilecekse, kasidelerin de gene tamamı değil, tamamından belki açıklama kısmında bahsedebilir ama öğrencilerin de dikkatini çekebileceği beyitleri, belki nesip kısmından, belki fahriyeden, metiye kısmından birer beyit, ikişer beyit vermek yoluyla, yani 90 beyitlik kasideyi, 45-50 beyitlik kasideyi oraya koymaya hiç gerek yok. Bunu ne öğrenci okuyabilir, anlayabilir, ne de öğretmenimizin onu anlatmaya zamanı ve vakti olabilir. Metnin içeriği
metin seçiminde bence dikkat edilmesi gereken en önemli şey, bir bulunduğumuz mevsimin mesela özellikleri dikkate alınarak, kış, yaz, sonbahar, zaman dikkate alınarak, Ramazan, bayram gibi bu vakitler dikkate alınarak metinler seçilmeli ve öğretmenin konularla ilgili, o dönemle ilgili konuşmasına ve öğrencilerin de bu konularda fikir söyleyebilmesine mesela ortam açmalı metinler. Bir bayramla ilgili bir beyit koyduğunuzda ya da Ramazan'la ilgili bir beyit koyduğunuzda öğretmen öğrencilerle bugün yaşayan Ramazan adetlerini konuşup ondan sonra geçmişte beyitte anlatılan Ramazan adetleriyle sözü bağlayıp ikisi arasındaki farklılıklar, değişenler, değişmeyenler ve şairin bakış açısı gibi konuyu odaklayabilir. Başka sosyal hayatı konu alan metinler metnin tarihi arka planıyla birlikte verilebilir mesela. Çünkü bizim edebiyatımız, şiirlerimiz aynı zamanda belge niteliğinde. Öyle beyitler var ki o beyitlerde Galata'nın mesela bir adının da Pera olduğunu ve karşı anlamına geldiğini. Neden? Çünkü İstanbul'un karşısında yükselen bir gayrimüslim semti olarak 15. yüzyıldan itibaren Fatih'in İstanbul'u fethiyle yükselen bir gayrimüslim semti olduğunu ve bunun şiire yansıdığını. Aynı şekilde Galata Kulesi'nin yangınlar için kullanılan bir mekan olduğunu öğrencilere bir şiirle anlatabilirsiniz. Yine Şehzadebaşı ve Direkler Arası bölgesinin Ramazan gecelerinde ayak seyrine çıkılan, gezintiye çıkılan, sahura kadar eğlencelerin devam ettiği bir mekan olduğunu şiirler üzerinden anlatabilirsiniz. İstanbul'daki tarihi yangınlar, salgın hastalıklar veya Anadolu'daki susuzluk, ağır kış şartlarında boğazın donması, yine fetih ve zafer alayları, hep bunlar bizim şairlerimizin şiire yansıttıkları dikkatler. Üsküdar mesela, öğrencilerimiz Üsküdar'da neyi öğrendiler? Ayrılık Çeşmesi diye bir yer olduğunu Marmaray'ın açılışından sonra herkes öğrendi. Ayrılık Çeşmesi durağı adı verildi ama Ayrılık Çeşmesi'nin ne olduğunu daha sonra anladık ki meğer hac alayları, Surre alayları buradan kalkıyorlar ve hacıların geride bıraktıklarıyla ayrıldıkları bir noktaymış burası. Ama öğrencilerimiz bunları metin üzerinde hac yolculuğunu anlatan, Üsküdar'da hac alaylarının buluşmasını anlatan bir metin üzerinden okumuş olsalardı belki daha önceden bunu bilebileceklerdi. Yine mesnevi metinlerinin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mesnevi metinleri aşk metinlerinden tutun da sosyal hayatı konu alması sebebiyle bizim Ahmet Kartal Hoca'nın da dediği gibi Doğu'nun uzun hikayesi. Hep her birinde bir hikaye var. Kahramanlık hikayesi var, tasavvufi hikayeler var, aşk hikayeleri var, öğütler var mesnevilerde. Bu mesnevi metinleri öğrencilerin elinde neden bir tiyatro metnine dönüşmesin? Öğretmen tarafından bütün mesnevinin mesela geniş özeti yapıldığında öğrencilerden bunları senaryolaştırması istenebilir. Tiyatral hale getirmesi istenebilir. Belki dönemin kılık kıyafetleri tasarlanarak sahnelenebilir, küçük küçük bölümler sahnelenebilir. Bir mesnevi metni ben okulda sahnelememiştim ama Mehmet Akif Ersoy'un Küfe şiirini ve Seyf Baba şiirini çok severim sayın hocalarım. Onu mesela manzum hikayedir ikisi de biliyorsunuz. Çalıştığım liselerde bu iki şiiri öğrencilerle sahnelemiştik. Önce şiiri bir öğrencimiz ezbere okuyordu. Daha sonra da Küfe'yi ve Seyf Baba'yı karakterize ediyorduk sahnede ve çocukların çok hoşuna gidiyordu. Ondan sonra Seyf Baba'yı okuduktan sonra çocuk yalnızlığı, yaşlıların yaşarkenki yalnızlığını, Küfe şiirinde zor şartlar altında okumanın, işte Hasan örneğinden çocuğun babasının küfesini taşımak zorunda kalması ve bu sebepten okula gidememesi, mektepli çocukların bir alay halinde şen şakrak şarkılar hiç söyleyerek geçmesi, çocuklarda diğer gamlık hissini de aslında olayın içine katarak veriyorsunuz.
Bugün artık öğrencilerimiz teknolojiyle çok hemhaller biliyorsunuz. Her birinin elinde bir cep telefonu. Ben bu cep telefonlarının kızılacak bir öge olmaktan ziyade fırsata dönüştürülen bir unsur olması taraftarıyım. Öğrencilerimize cep telefonlarıyla yapacakları kısa çekimlerle, mesela şiir ezberletip o şiirin arkasına çekecekleri fotoğrafları fon fotoğrafı olarak koymaları. Neden öğrencimiz değil mi? Canım İstanbul şiirini ezberlemesin ve arkasına kendi çektiği İstanbul fotoğraflarını koysun. Ondan sonra da bir de müzik koysun. Bunu da öğrencilerimiz gayet iyi yapabiliyorlar ellerindeki akıllı telefonlarla. Ve bu sunumunu yapsın sınıfta. Yani şiir şairden, fotoğraflar ve müzik de öğrenciden gelsin. Böylece öğrenci aslında şairin ruh halini kendisi de yaşamış olsun diye düşünüyorum. Yine İstanbul, gelen hocalarım, dinlediğim hocaların çoğu İstanbul'dandı gördüğüm kadarıyla. Başka şehirlerde de. Şehrimizin tarihi ve kültürel mekanları var biliyorsunuz. Her şehrin kendine özgü, kendine has mimari eserleri var. Kütüphanelerimiz var. Esra hocam da değindi buna, diğer hocalarım da değindi. Şu korona zamanında bu mümkün değil ama belki bundan sonra öğrencilerimizi tarihi mekanlarda ders yapmaya çekerek bir dersimizi, en azından dönemde iki dersimizi bir kütüphanede mermerlere oturarak, bir caminin mermerlerine oturarak, ne bileyim bir köprünün başında, bir çeşmenin lülesi kırılmış, akmayan bir çeşmenin başında bir su kasidesinden belki birkaç beyit okuyarak onları sınıf dışındaki mekanlara taşımak ve oralarda öğrencilere bir şey anlatmaya çalışmak bence yerinde olur. Bir de benim şöyle bir teklifim var. Tek bir dönemde tek bir kitap bile konu edilebilir. Yani İran'da ben bu tecrübeyi yaşamıştım. İran'da Tahran Üniversitesi'nde 2 yıl bulundum. Orada mesela ders isimlerine dikkat ettiğimde dersin adı sadece Gülistan'dı. Dersin adı sadece Bostan. Bu tabii hocam üniversite için yapılabilir diyeceksiniz ama ben bunun lise seviyesinde de seçmeli olarak tek bir metin üzerinden yapılabileceği kanaatini taşıyorum. Çünkü metne nüfuz ettiğimizde öğrenciyi o zaman metnin gerçekten anlam dünyasına çekebiliyoruz diye düşünüyorum. Detaylı olarak karakterleri öğreniyoruz, şairin ne dediğini öğreniyoruz, başından sonuna kadar ruh halini takip ediyoruz. Düşünsenize, yani Fuzuli'nin Leyla ile Mecnun'u neden bir bütün olarak ya da Mevlid metnine 600 küsur beyt ya da Şeyhinin Harnamesini 126 beyt. Neden tamamını öğrencimize okutmayalım ve öğrencimiz o metinle hemhal olmasın, baştan sonra olayın hikayesini takip edebilmesin. Ben 5-6 metnin böyle seçmeli olarak en azından bir dönemde edebiyat tarihi anlatmak yerine, ki bütün hocalarım bundan şikayet ettiler, ben de öyle, kitaplara da baktığımda bunu gördüm. 9. sınıfta kitabında mesela birçok nazım biçimleri, nazım şekilleri gibi, vezin, kafiye örgüsü gibi birçok teorik bilgi veriliyor ve bu öğrenciler bunları ezberlemek zorunda kalıyorlar. Ezberleyince de sıkılıyorlar. Biz de o ezberlediklerini ortak sınavlarda istiyoruz. Metinler nerede kaldı? Hiç. Onlardan haber yok. Halbuki ihtiyacımız olan şairin bizzat kalemiyle buluşmak, bizzat kafasını görmek, şairin içinden geçenleri, duygularını hissetmek. Bunların da ben onların metinlerini okuyarak o döneme dönebileceğimizi, o dönemi anlayabileceğimizi düşünüyorum. Bu şekilde. Yine anlatım yöntemlerinden bir tanesi, öğretim yöntemlerinden bir tanesi sınıf içi küçük yarışmalar oluşturmak. Bunu Osmanlıca derslerinde yapıyorum mesela üniversitede. 2. dönem yarışma grupları oluşturuyorum çocuklarla. Öğrendiğimiz konuları sınıftan da dersi iyi olan 2 öğrencimizi sözlükle birlikte jüri üyesi yapıyoruz onları. Yanlarına sözlük alıyorlar ve onar soru sorarak 2 grubu böyle karşılığında da kahve çay, yenilen grup yenen gruba kahve ya da çay ısmarlıyor. Böyle çok tatlı bir çekişme halinde de geçiyor ve bu sayede de öğrenciler yani kitabı, görseli vesaireyi bir kenara bırakarak belki
birbirlerine soru sorarak, yanlışlarını bularak da öğrenmiş oluyorlar bir konuyu. Bu da katkı sağlıyor öğrencilerin derse bağlanmalarına diye düşünüyorum. Konu seçimlerinde de, gazel ve şiir seçimlerinde de özellikle altını çizmek istediğim husus, sosyal hayatı anlatan metinlerin muhakkak öğrenciye verilmesi ve bu metinler anlatılırken de bir şarkıdan bahsediyorsak, Nedim ya da Enderunlu Vasıf fark etmez, şarkının bestesini de dinletmeliyiz. YouTube'u açıp şarkının bestesini de öğrenciye dinletsek ne kadar güzel olur. Belki sınıfımızda keman çalan ya da başka bir müzik aletiyle ilgilenen bir öğrencimiz varsa öğrenciye o şarkıdan bir bölüm çaldırmak. Tuti Mucize Guyyem'i Nefi'yi işlerken bu besteyi belki Barış Manço'dan ya da Zeki Müren'den dinlemesi öğrencinin ne kadar güzel olur. Onu alırsınız, metnin dışına çıkartırsınız ve musikiyle buluşturursunuz. Bu da sınıfta farklı bir ortam oluşturur diye düşünüyorum. Ben bir de böyle beyitler hazırlamıştım sosyal hayatla ilgili. Eğer vaktim varsa birkaç tane örnek verebilirim. Yoksa benim de söylemek istediklerim naçizane. Dilimin buyurun hocam. Bunlar. Buyurun hocam. Peki. Şöyle kapatayım. Ekran paylaşabilirim arzu ederseniz. Eğer ekran paylaşma izni alabilirsem. Yaptım hocam. Şu an tamam. Denetimde çıkar. Mesela öğrencilerin çok sevdikleri şeylerden bir tanesi ve Türklerde kadim kültür çay geleneğidir ama bizim çocuklarımız, hatta bizler de kahve içmeyi de çok seviyoruz. Türk kahvesi olsun veya kahvenin farklı şeyleri, şekilleri, türleri. Kahveyle ilgili beyitler mesela o kadar çok ki divan şiirinde biliyorsunuz. Bu beyitlerin hem açıklaması kolay hem de işte 16. yüzyılda 1550'lerde İstanbul'a kahve kültürünün geldiğini, kahvehanelerin açıldığını, şarabın yasaklandığını, Kanuni'nin Haliç'te şarap gemilerini yaktırdığını ve kahveyle ilgili çeşitli özelliklerin bu beyitlere yansıdığını, şairlerin de buna tercüman olduklarını şöyle ifade edebiliriz. Mesela gubarı zerk idüptür, tire bahtı tabı engürü, safalar sürse demdür, kahve nuşanı Karaman'ın diyor. Karaman, Konya Karaman değil burada, Fatih'te, bugün Fatih'te bulunan Karaman Çarşısı var. Karaman Çarşısı'nda da kahve içenlerin safa sürdüğü bir kahvehane var anladığımız kadarıyla. Öğrencilere ne anlatılabilir burada? Bugün yeri belli olmayan ama belki semt olarak belli olan Karaman semtinden bahsedilebilir. 15. 16. yüzyılda Karaman semtinin nasıl kurulduğu, ismini nereden aldığından bahsedilebilir ve böyle şeyleri, şarap içenleri ya da üzüm suyu içenleri, buna düşkün olanların karabahtlarını toprağa gark ettiğinden bahsedilebilir. Sonra humlar şikeste cam tehi yok vücudu mey, kıldın esiri kahve biziz, hey zamane hey diyor. Şairin bir tanesi kahvenin bu kadar meşhur olmasından sıkılmış, hoşlanmamış, şarabın yasaklanmasından rahatsız olmuş. Humlar şikeste, şarap küpleri kırık, kadehler boş, yok vücudu mey, meyin varlığından da haber yok diyor. Kıldın esiri kahve bizi, hey zamane hey, ey zamane bizi sen kahvenin esiri kıldın. Yine şarabın yerini kahvenin alması ve yaygınlaşması. Burada tavuk pazarından itibaren Fatih bölgesinde, Beyazıt'ta kahvehanelerin açılması, belki o 15-16. yüzyıl değil ama daha sonraki dönemlerde siyah beyaz fotoğraflarda eski İstanbul kahvehaneleri gibi çalışmalara bakılarak öğrencilere buralardan kahve sohbetleri, kahve müdavimleri kimlerdi, neler konuşuluyordu, kimler gelip gidiyordu gibi günümüze bağlantı yapılabilir diye düşünüyorum. İkincisi, yine bakın kahveyle ilgili, kahvenin Yemen'den gelişiyle ilgili. Bir Yemen dilberi mahbubu cihandır kahve, bir siyah cemalli esmerci civandır kahve.
kahvenin Yemen'den gelişi, Yemen'in nerede olduğu ve kahvenin nasıl geldiği, ne zamandan itibaren geldiği burada öğrencilerle paylaşılabilir tarihi bilgi olarak. Yine bakın Çin fincanları gelmeye başlayınca, Çin fincanları sofralarda tercih edilmeye başlayınca Kütahya fincanları maalesef Kütahya fincanlarının pabucu dama atılmış. Burada Kütahya'nın Çinileri ile ünlü tarihi geçmişi anlatılarak, ondan sonra Çin porseleninin ülkemize girişinden bahsedilerek ve bugün de saraylarda mesela bunlar da gösterilerek, Topkapı Sarayı'nda bolca örneği var biliyorsunuz, hediye gelen porselenlerin. Gitti erbabu nesep itti furumaye zuhur, tuttu fincanı Kütahiye yerin, havhurun diye söylüyor. Evet, sonra bestelenmiş şiirlerden bahsetmiştim ben size. Mesela buraya hemen not almıştım. Nedim'in erişti Nevbahar Eyyam, açıldı Güle Gülşen. Metinlere, müfredata metinler yerleştirilirken de öğretmenin bunu hangi zaman aralığında işleyebileceği dikkat edilirse, mesela bahara denk gelen bir zamanda bahar metni konursa çok da yerinde olacaktır. Öğretmen baharın güzelliklerinden bahsederek belki bir lale bahçesinde, belki bir erguvan altında öğrencilerle bu metni işlemeyi şey yapabilecektir, sağlayabilecektir. Mesela veba salgınıyla ilgili divan şiirinin sosyal hayata temas eden yönünden bahsederken salgın hastalıklar ve yangınlar da demiştim, bahsedilebilir demiştim. Şeyyat Hamza'nın mesela veba salgınıyla ilgili bir manzumesi var ki gerçekten böyle adeta bir mersiye niteliğinde veba salgınında birçok kişinin kaybedildiğini, kardeşlerin, oğulların, babaların, kızların, herkesin matem içinde olduğunu, çok acı kayıplar verildiğini anlatıyor bize. Bu bugünün salgınıyla ve bugünün salgın hastalıklarıyla ya da tarihteki salgın hastalıklarla bahsedilerek bir bağlantı yapılabilir. Yine kıtlıklar sosyal hayata dair anlatılabilecek hususlardan biri. Necati Bey'in arpa kıtlığını anlatan bir arpa kasetesi var biliyorsunuz. Ki Necati Bey, 2. Beyazıt'ın oğulları Şehzade Abdullah ve Şehzade Mahmut'la Manisa Sancağı'na çıkmış olmasına rağmen, aslında devlet erkanına çok yakın yaşamış olmasına rağmen halka da kulağını kapatmamış ve arpa kıtlığını yaşamış. Sonra yine divanında katır mersiyesi var, ölen katırına yazdığı mersiyesi var. Ve o dönemin yaşanan bu kıtlığından bahsetmesi, kıtlıklarla ilgili öğrencilere bilgi verilmesi, kıtlık nedir, nelerin kıtlığı olmuştur, Anadolu'da yaşanan kıtlıklar gibi ve divan şairin buna bakışı. Yine mesela 1560'ta Kanuni döneminde Cerbe Adası'nın fethini anlatan bir eser, bir mesnevi bu, biraz önce demiştim. Bu mesnevi görsel hale getirilebilir, hikayeleştirilebilir, tamamı öğretmen tarafından okunarak hikayenin tamamı öğrencilere nakledilebilir. İstanbul'dan mesela Boğaz'dan gemilerin çıkışı ve Çanakkale'ye doğru, Marmara'ya doğru, Akdeniz'e doğru ilerleyişi şiir diliyle o kadar güzel anlatılıyor ki bunlar da İstanbul Boğazı'nda belki bir Boğaz'ın bir yakasında durularak Eyüp, Beşiktaş işaret edilerek sandalların nasıl birbiriyle yan yana durdukları, daha sonra Topkapı Sarayı'ndan padişahın orduyu selamladığı ve bunları, orduyu, donanmayı sefere yolladığı ve tekrar karşıladığı, bizzat biz İstanbul'da oturanlar çok şanslıyız, İstanbul'daki edebiyat hocaları. İstanbul kendisi başlı başına bir malzeme zaten. Bu malzemeyi kitapla ve müfredatla bize buluşturmak kalıyor. Teşekkür ediyorum ben. Başınızı ağrıtmadım inşallah. Estağfurullah hocam. Biz teşekkür ederiz. Söylemeye çalıştım. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkürler. Çok kıymetli bilgileriniz ve teklifleriniz için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Ben Ercan, Ümran hocama bir şey ekleyebilir miyim müsaadenizle? Tabii, tabii. Bu biliyorsun geçen sene çalışmıştım, senin de haberi var. Bu okul dışı öğrenme ortamları diye bir 2023 eğitim vizyonunda bir protokol var aslında. Her ildeki öğretmenler kendi şehirlerinde, okulum Ankara, okulum Kocaeli, okulum Sakarya diye isimler vererek
bir rehber kitap hazırladık. Biz de Kocaeli'yi yaptık. Edebiyat dersleri okul dışında nerelerde işlenebilir mesela? Bunu yaptık ama bu sene çok uygulamaya geçmedi. Akabinde de zaten Mart ayında salgına maruz kaldık. Ve umarım bundan sonraki süreçte, çünkü Milli Eğitim'in yollamış olduğu yazıda 2023 eğitim vizyonunda temel eğitim teması. Burada şeyden bahsediyor. Akademik bilginin beceriye dönüşmesi sağlanacak şeklindeki ikinci hedefin üçüncü eylemi. Yani bu Türkiye genelinde yapılıyor. Umarım İnşallah. Sadece yazıda kalmaz. Evet. Yıllardır bizim uğraştığımız, aslında çabasını verdiğimiz çocuğu okuldan çıkartıp en azından okulun dışında da hayatın var olduğunu ve derslerin bu şekilde işlenebileceğini görmesi noktasında faydalı olacağı kanaatindeyim. İmran evet. Hocam'a da bir eklem yapmış oldum. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Olsun Hocam. Ercan Bey. Biz istersen Nihat Hocam'a bir söz verelim istersen. Belki birkaç şeyden bahsetmek ister Nihat Hocam. Sonra da Türkan Hanım belki bazı şeylerden bahsetmek ister. Nihat Hocam buyurun. Valla arkadaşlarımız Esra Hanım, Oğuz, Oğuz Bey, Yavuz Bey ve bu öğretmen arkadaşlarımızdan sonra hem öğretmen hem akademisyen olan Ümran Hanım'ın bu akşam da divan edebiyatıyla ilgili gerçekten çok meselenin temeline inen değerlendirmeler yaptılar. Sizler bu notları alıyorsunuz, ben de alıyorum iki programdır ki öncekileri de YouTube'dan daha önceki programları da izledim. Oradan da notlarım oldu. Hani bu Zarifi'ni zannediyorum. Meşveretsiz kim ki bir iş işleye. Şol nedamet parmağın çok dişleye. Yani meşveretsiz iş işleyenler nedamet parmağını, o pişmanlık parmağını çok dişlerler. Biz şimdi aslında bu konuda belki 10 yıllar öncesinden itibaren yapılmayan meşveret neticesinde geldiğimiz bir nokta. Daha önceden de kim bilir meşveretler yapıldı, bazı adımlar atıldı. Ama bu sayede bu bir meşverettir işte. Yani sahanın içerisinde olanlar, hepimiz sahanın içerisindeyiz. Hepimizin görevi, maksadımız. Biz divan edebiyatına ayrıcalık aslında vermiyoruz. Vermemize de gerek yok. Bir Türk edebiyatı olarak daha genel baktığımız zaman Türk edebiyatının tam böyle kök saldığı dönem olduğu için divan edebiyatı. Ve biz bu köklere dayanırsak o zaman daha ileriye dönük, gelecekte daha büyük edebiyat dönemleri, daha başarılı edebiyat dönemlerine kavuşabiliriz. Şu anda bir kısır dönem içerisindeyiz. Belki işte bu arayışlar o gelecek yüce dönemlerin, güzel dönemlerin temellerini oluşturacak. Onun için bu arayışlar var. Ve burada bir ortak şeyler de çıkıyor. Yani her şeyden önce ben şunu anladım bu akşam bir özet olarak. Biz bu görevi yapan herkes, yani üniversitedeki hocadan, efendim ilkokuldaki Türkçe dersi veren hocamızdan ortaokuldaki, lisedeki hocalarımıza kadar herkes bir defa alanı sevmeli, mesleğini sevmeli, öğrenciyi sevmeli ve alanını yaşamalı. Yaşamalı ki yaşatmalı. Yaşamayan yaşatamaz, hissettiremez. Çünkü kendisi hissetmiyorsa başkasına nasıl bir tesir uyandırabilir ki? Dolayısıyla
Ben bütün burada hocalarımızın konuşmalarından ki geçmişte de hepsi bunun peşine düşmüşler. Biz nasıl ne yaparız da öğrencimizin edebiyatla imtizacını temin ederiz, edebiyatı sevmesini temin ederiz. Aslında bizim öğrencimizin edebiyatçı olmasına da gerek yok. Gitsin ne olursa olsun, ister doktor olsun ki Esra Hanım birçok öğrencisinin farklı mesleklere gittiğini ve oralarda okuduklarını söyledi. Gerçekten de nerede olursa olsun ama bir edebi zevki olsun. Edebi zevki varsa bu ahenkle barışmış demektir. Edebi zevki varsa bu sözle barışmış demektir. Edebi zevki varsa kitapla barışmış demektir. Bütün bunları toplayınca insanla barışmış demektir. Ben edebi zevki olanın gerçekten insana zarar vereceğini hiç düşünmüyorum. İnsanı edebiyat yumuşatıyor. Böyle bir okumak yumuşatıyor. İnsanı daha sakin yapılı hale getiriyor. Bizim çocuklarımızı eğitmekteki amacımız da bu değil mi? Daha insani olsunlar, bilinçli olsunlar, kendileriyle barışık, kültürleriyle barışık, insanlıkla barışık olsunlar. Bütün hedefler bunlar. Dolayısıyla her geçen hafta biraz daha meseleyi daha iyi kavruyoruz, daha iyi mesele oturuyor diye düşünüyorum. Onun için katkıda bulunan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Bir husus, belki bundan haberi olmayan çok öğretmenlerimiz var. O öğretmenlerimizi de bir şekilde nasıl yapalım bir kampanyayla öğretmenlerimizi haberdar ederek bu şeylere, bu fikir alışverişine onların da daha fazla katılmalarını temin ederek devam ettiğimiz sürece ben çok iyi neticeler yakalayacağımızı, yani bu konuda dertli sadece elbette bu programa katılanlar değil, çok dertli var. Onlara da ulaşmak suretiyle biraz daha dertliler topluluğu olalım. Sonra dertlerimizi konuşa konuşa hafifletelim, çözümler bulalım ve eminim ben kafalarımızda çözümler de oluşuyor, bir taraftan oluşuyor. Bir defa şunu gördüm, hepimiz şiir ezberlenmeli diyoruz. Şiiri mesela son şeylerde bu akşamki hocalarımız biraz daha üzerinde ağırlıklı durdular. Şiiri dış mekanlara taşıralım. Edebiyatı dış mekanlara taşıralım. Ve böylece hayatın içinde olduğunu, hayatla beraber olduğunu daha iyi yaşatalım, hissedelim ve hissettirelim anlayışı var. Ve bu arada tabii elimizdeki malzemeler de sağlıklı malzemeler olması lazım. Orada hepimize iş düşüyor. Doğru malzemeler olması lazım. Ben öğrencilerimizin, bugünün öğrencilerinin böyle efendim 300 tane, 500 tane Osmanlı döneminde bilinip de bugün unutulan kelimeleri öğrenmekte, ezberlemekte zorluk çekeceğini düşünmüyorum. Kolayca ezberlerler. Yeter ki sevsinler. Yeter ki sevsinler. Birinci hedefimiz sevdirmek. Sevdirmenin yolu örnek insan olmak, örnek hoca olmak, alanımızı sevdiğimizi hissettirmek. Onun için çalışmalara devam diyorum, programlara devam diyorum. Sağ olun, var olun. Nasıl buldunuz öğretmenlerin performansını? Her biri bir makale konusu. Ben bakıyorum, biraz zorlansa özellikle Yavuz Bey'inki tarihi alınmış vesaire. Gayet profesyonel çalışmış arkadaşlarımız bu hafta. Ya ben arkadaşlarımıza üniversiteden ders vermek. Oğuz Bey köprünün tahtına göz koyup eski edebiyat yerine kadim edebiyatı buluyor bir anda. Biz Ercan Bey'le konuştuk. Ya dedik hani tıkanmaya başlaması gerekiyor. Aynı şeyler konuşulacak ama ben bakıyorum 6. programda arkadaşlarımızın katkısına
Özellikle işte dediğim gibi her birinde farklı farklı şeyler çıktı yine bugün. Yeni kazanımlarımız var. İşte fotokopi öğretmen meselesi, kadim edebiyat isminin konması, Yavuz Bey'in evet. aldığı bu gelişiminden alarak ortaya çıkardığı plan ve bu 9 metin meselesi bence umut verici bence. Bilmiyorum siz nasıl buluyorsunuz? Çok yani yok ben de aynı kanaattayım. Yani o kadim zaten hani biliyorsunuz Yahya Kemal'in o esnaf kapıldıkça güzelden güzele per vermiş o neşveyle gazelden gazele sönmez seher işçe seher haşre kadar şiiri kadim. Orada kadim şiiri vuruluyor. Bir meşaledir, devredilir evden ile. Orada şiir kadim demesinin sebebi geçmişten günümüze gelen ve değerini yitirmemiş demektir. Biz birisine kadim dostum dediğimiz zaman çok eski dostluğumuz var ama hala devam eden bir dostluğumuz var anlamında o kadim kelimesini kullanırız. Fevkalade isabetli güzel bir teklif ve yani evet bugün gerçekten yani arkadaşlarımızın her biri birer makale oluşturacak şekilde Ümran Hanım'ınki de onların tacı oldu. Her biri birer makale oluşturacak şekilde hem de yani daha önceki söylenenlerle birlikte onlara da ilaveler getiren, daha geniş açılımlar getiren güzel konuşmalar. Hatta hangi arkadaşımızdı? Bir arkadaşımız vurguladı siyasi mesele. Gerçekten biz bu siyasetten kaybediyoruz. Yani güzel sanatları, edebiyatı bilhassa siyasetin dışında düşünerek yani divan edebiyatı üzerindeki bizim hassasiyetimizin siyasi bir hassasiyet olmadığını, burada bir oluşmuş bir hazine olduğunu, bu hazineden hepimizin istifade etmesi gerektiğini amaçladığımızı öğrenciye hissettirmemiz lazım. Zaten bakın yani siyasi düşünülecek olursa nice siyasi olarak şeyi divan edebiyatına karşı olan zamanında ve karşı gibi duran insanların bile sonradan divan edebiyatını tanıdıktan sonra o edebiyatın bir gerçekten bir medeniyet olduğunu, bir hazine olduğunu, bir mimari yapıya sahip olduğunu, onların da gördüklerini, takdir ettiklerini bugün hangi görüşten arkadaşımız olursa olsun. Burada bir teknik bir yapı var. Biz mesela telefonu efendim Çin komünisti icat etti veya Amerikan efendim emperyalisti icat etti falan demiyoruz. Kullanıyoruz. Çünkü bu çok nefis bir alet. Tıpkı bunun gibi divan edebiyatının da efendim aşkı yeryüzüne tanıtmış olan bir edebiyat. Dünyanın en kadim duygusunu, en yüce duygusunu, en güzel işlemiş bir edebiyat. Tekniği itibarıyla sese bir ahenk kazandırmış, büyü kazandırmış, sihirli hale getirmiş bir yapı olduğunu öne çıkartmak suretiyle onu tanıtmaya çalışmamız lazım. Ama tabii ki o dönem itibarıyla efendim o dönemin inancını şairler kendi inançlarını oraya yansıtmışlar. Mesela benim divanların hazırlanırken Kur'an-ı Kerim'in örnek alındığı şeklinde bir tezim var. Yani ondan farkında olarak ya da olmayarak esinlenmişler ve adeta bir şiir Kur'an'ı yazarcasına bir şey oluşturmuşlar. İkisi de edebi metin zaten. Yani oradan istifade etmemesi mümkün değil. Ama mesele bu değil. Bir başkası hiç dinle alakası olmayan şeyler de şiirde yazabilir. Ama şu teknikten istifade ederse hem çok anlamlı hem çok güzel ahenkli nefis parçalar çıkartabilir.
Biz yani Necip Fazıl'ı bu ülkede herkes takip ederdi. Biz haftalık bu hafta hangi şiiri yazacak ve köşesinde yayınlayacak diye takip ederdi. Ve bunu sadece sağcısı değil, solcusu da takip ederdi. Çünkü yani konusu itibariyle hitap etmez ama yapısı itibariyle herkese hitap ederdi. Yine ben geçen radyomu açmıştım. Bir yabancı radyodan nefis bir böyle bir melodi. Çok hoşuma gitti. Dinledim. Ya tekrar bunu dinleyebilsem. Acaba hangi ülkenin, hangi müziği, nereden? Yani bir evrensel yapı var aslında musikide. Şiirinde bir tarafı musiki. Dolayısıyla biz bu tekniği, biz bu ideal yapıyı, ahengi, mimari şeyi günümüze efendim yansıtmak, günümüze getirmek, insanları günümüzde bununla tanıştırmak. Derdimiz, gayemiz bu. Yoksa mesela terkiple şiir yazıyor bazen öğrencilerimiz. Ben öğrencilerimize genelde şuna bir nazire yaz diyorum. Şiirle merakı olanlara bakıyorum, terkipli bir gazel yazmış gelmiş veya bir şiir yazmış. İnşallah Fuzuli dedeni görürsem ona gösteririm, bunu okuturum diyorum. Yani niye böyle bir şimdi bir gazeliyle nazire yazacağı zaman öyle düşünüyor. Onun gibi yazmam lazım, onun gibi terkipli yazmam lazım. Hayır, şu terkipleri kaldır, bir daha dene, öyle getir diyorum. Sonra ikinci, üçüncü denemede aslında herkese hitap eden, günümüzde herkese hitap eden ama gazelin de devamı olan bir şiir getiriyor. Bakın bu manada uzatıyorum, bir konferansta ben veriyorum olmayayım, özür dilerim. Bu manada Yahya Kemal'in gazelleri divan edebiyatındaki gazellerden değildir. Farklıdır. Ama o da gazel. Ona da gazel denmiş. Ve bugünün gazelleri de bana göre o günün gazellerinden, hatta Yahya Kemal'in gazellerinden de farklı olmalı. Olabilir. Ama o teknolojiyi, o tekniği, o sese büyü veren sanatı, sanatları kullanmak suretiyle yaparsak, Bu sanatlar sözün işte cümle yapısı, bu edebi sanatlar, bunlar değişmez. Değişmez temel ölçüler. Onlardan tezat ilk insandan son insana kadar olacak. Tezatın şiire verdiği bir güç var. Bundan hepimiz istifade edelim. Mesele bu. Dert bu. Ve bunu en güzel uygulayan dönem olarak biz divan edebiyatını gördüğümüz için onun üzerinde daha fazla hassasiyetle duruyoruz. Öğrenciye bunu ifade etmeye çalışmak lazım diye düşünüyorum. Gerçekten her geçen gün daha da iyiye gidiyoruz. Onun için Allah güç versin, devamını temin edelim. Çok teşekkürler hocam. Musiki Balmer'den biz çok severek takip ediyoruz. Arkadaşlarımızla da paylaşalım. TRT'de pazartesi akşamları İsmail hocamız bir şiiri önce bestesini dinletiyor. Daha sonra şiirin içeriğini açıklıyor. Her pazartesi akşam 20 program kadar yapacakmış. Saat 9'da TRT 2'de. Arkadaşlar oradan da istifade edebilir. Biz hatta bazen öğrencilerimizi açıp dinletiyoruz. Bu canlı derslerde güzel bir şey oluyor. Kaynak oldu bizim için. Onu da buradan İsmail hocamızı da almış olalım. Onun da böyle bir çalışması var zaten diye söyleyeyim. Çok teşekkürler Nihat hocam da tekrar. Türkan hocam, birkaç cümle de siz etmek ister misiniz hocam? Çok gerçekten seviyesi çok yüksekti bugün, yani bu haftaki programın. Diğerleri de öyle de daha da derine indiğimizi fark etmek beni de sevindirdi. Başta Ümran hocama teşekkür ediyorum. Katkıları, değerli katkıları için. Esra hocamız, Yavuz hocamız, Oğuz Bey, Oğuz hocamız, onlar da çok değerli katkılarda bulundular. Nihat Hoca çok güzel toparladı. Onun üstüne bir şey söylemek istemiyorum. Derinleşeceğiz herhalde. Söz sanatlarının mesela metafor,
gerçek, mecaz, bunlar felsefeye de kapı açıyor. Bunlar üstünde çok güzel durulabilir, değerli konuklarla devam edebiliriz. Ama acaba diyorum programa öğrenci katkılarından örnekler mi alsak? Çocuklar kendilerini çok seviyorlar. YouTube'a işte video yükleyip falan bu tarz şeyleri yaygınlaştırmak için daha böyle popüler, hani şu şey gibi. Bilmiyorum, böyle bir şeyler olabilir mi? Veya siz yakında Roman Kahramanları Festivali yapacaksınız. Bunu divan şiirine uyarlayabilir miyiz? Denemeler olabilir mi? Burada sanal ortamda olabilir belki. Daha sonra... Hocam, bu sözlerin muhatabı galiba Nihat Hocam galiba yine orada ama. Değişik... Yok, size söylüyor. Açılımlar yapabiliriz. Bir de herkes haberdar ederse, yani öğrencilerle akademisyenleri burada buluşturabiliriz. O noktada yetersiz kalıyoruz sesimizi duyurmakta diye düşünüyorum. Onun üstünde... Bu arada sizinle de daha önce konuştuğumuz mesele vardı. Yani biraz daha renk getirmek amacıyla programa bazı hocalarımızı, alanında usta, üstad hocalarımızı, onların divan edebiyatına ilişkin, edebiyat eğitimine ilişkin veya kendi divan edebiyatı sevgilerinin nasıl oluştuğuna ilişkin hatıralarını da dinleyeceğiz. Konferans, seminer tarzında programlarla. Bazı yazarlarımızı, şairlerimizi de davet edeceğiz. Divan edebiyatı bağlamında böyle hem kaynaklarını, onların kaynaklarını, divan edebiyatıyla ünsiyetlerini, hem de divan edebiyatını kimden, kimlerden, hangi hocalardan meşk ettiklerine dair tabiri caizse hatıralarını dinleyeceğiz. Türkan Hocam'ın da teklifiydi bu. Böyle de renklenmiş olacak. Zaman olacak program. Zaman zaman öğretmenlerimizi dinleyeceğiz yine. Zaman zaman da bu tarz konferans ya da seminer tarzı etkinliklerle inşallah program biraz daha zenginleşmiş olacak Nihat Hocam. Sizin de katkılarınızla ve desteklerinizle her zaman elimizden geleni inşallah yapacağız hocam. Bir şey, yani niceliğe bakmıyoruz. Zaten YouTube kanalında kalıcı olduğu için program. Evet. Oradan daha sonra seyredenler oluyor. Çok seyrediliyor. Dolayısıyla bu geri dönüşler de çok güzel oluyor. Elimizden geldiğince, gayret bizden, tevfik Allah'tan diyerek devam edeceğiz inşallah. İnşallah. Hüseyin, bitiriyoruz herhalde programı. Bizim bu akşam öğrencilerimizden burada ikimizin de ortak öğrencisi Ceyda var ama ben sordum, sen de bir şey konuşmak ister misin diye. Özellikle şimdi hocalarımız öğrencilerle katılsın diye şey. Gerçi öğrencimiz diyoruz ama doktor öğrencisi şu anda. O da edebiyatın farklı bir yerinde ama benim alanım değil dedi. Katılmak istemedi Ceyda'ya da. Buradan bir başka programda isteriz. Bir yeni edebiyatçı da eski edebiyata, divan edebiyatına nasıl baktığını görmek için. Çok teşekkür ediyorum ben katılan herkese. Gamze Hanım'a da teşekkür edelim bu arada. Gamze Hanım'ın organizasyonda katkıları, birlikte hareket ediyoruz. Çok teşekkürler. Sayın hocalarımız Twitter'dan bizi takip almayı unutmazlarsa çok sevinirim. Gerçi her geçen gün artıyor takipçimiz ama gene hatırlatalım. Twitter sayfamızda hocalarımızın konuşmalarını da yayınlıyoruz aynı zamanda. Teşekkür ederiz Gamze Hanım. Başta Ümran hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Nihat hocamıza, Türkan hocamıza çok teşekkür ediyoruz. İsmail hocamız aramızda bugün, bu akşam yok ama teşekkür ediyoruz kendisine. Oğuz kardeşime, Yavuz kardeşime çok teşekkür ediyorum. Esra Hanım'a da çok teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Ve bizi ve arkadaşlarımız, hocalarımızı dinleyen öğretmen arkadaşlarımız, öğrenci arkadaşlarımıza, onlara da çok teşekkür ediyoruz. İpek Yolu Sohbetleri kanalına da ayrıca teşekkür ediyoruz. Hüseyin senin şu aslında. Önümüzdeki hafta inşallah. 15 gün sonra, 2 hafta sonra inşallah sürpriz bir programla yine öğretmenlerimizin ve hocalarımızın karşısında olacağız, öğrencilerimizin karşısında olacağız. Herkese hayırlı akşamlar dileyelim. Bir şey söyleyecektin galiba Hüseyin. Hayırlı akşamlar diyeceğim, katılıyorum. Peki, hayırlı akşamlar, hürmetler herkese.